Efendim Üçgen'den merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Selçuk Geçer ve Ulak Tuna ile birlikte Türkiye ekonomisine ve Türkiye ekonomisine etki eden olayları sizler için ele alacağız. Lütfen sizler de bize Twitter adresimizden rakamlı 3 Üçgen Online'dan soru, görüş ve önerilerinizi aktarmaya devam ediniz. Hep birlikte program yapmanın keyfini yine çıkaralım. Sevgili Selçuk, sevgili Oğuz, bir haftaya daha başlıyoruz. Faiz haftasındayız. Bence bununla başlayalım. Evet. Yani işte 12 Eylül değil mi? 12 Eylül'de evet. Merkez Bankası'nın toplantısı var. Seninle başlamıştım. Sen başlayalım. Onun hesabını yapayım. Evet. Olasılıkları biraz konuşalım Oğuz. Buradan başlayalım. Enflasyonda şimdi en azından rakam bazında bir gerileme olduğunu, 15'lere gittiğini biliyoruz. Evet. Buradan bir faiz düşüşü hamlesi daha gelir mi? Evet. Gelirse ne olur? Durursa ne olur? Yükseltme evet. ihtimali yok. O yüzden onu üçüncü seçenek olarak sunmayacağım evet. sana. Bir değerlendirme alalım. Bana sorarsan burada durma ihtimali de yok. Hı-hı. Normalde teorik olarak baktığın zaman burada tekrar sabitleyip devam edebilirler ama iktidarın Merkez Bankası üstündeki baskıları ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar baz alındığı zaman faizde bir indirim daha yapılacağı 3 aşağı 5 yukarı gözüküyor. Kaç bas puan olur bilemem. İşte 300 bas değil, puan 400 veya 300-400 falan gibi bir şey tahmin ediyorum. Daha fazlasını yapabileceklerini zannetmiyorum. Kademeli olarak gideceklerdir ama bir faiz indirimi gelecek. Ha, bu faiz indiriminin gelme ihtimali dövizde mutlaka bir hareket getirecektir. Ama bu hareket kaçla sınırlı olur, ne kadar olur onu tam tahmin etmek zor. Ama büyük ihtimal 12 Eylül'den evvel dövizde yukarı doğru bir hamle, bir beklenti oluşacaktır. Faiz indirimindeki olası beklenti oluşacaktır. İndirim beklentisiyle tabii, oluşacak. Tabii, indirim beklentisi mutlaka dövizi hareketlendirecektir. Şu anda bizim ekonomik durumumuzda izledikleri strateji faizleri aşağı çekip, İnsanlara rahat düşük faizden kredi kullandırıp bu sayede de ekonomiyi canlandırmak üstüne kurulu. Bu olur mu? Yani ben şu anda faiz indirimlerinin ekonomiye ekstra bir cazibe haline getireceğiyle ilgili kuşkularım var. Çünkü son bir yılda hane halkının tüketim gücünü o kadar çok budadılar ki yani tüketim İnsanlarda tüketim gücü kalmadı. Yani tüketim gücü olmayan bir toplum yaşasın faizler iniyor hemen gidelim kredi alalım gibi bir pozisyona girer mi? Zannetmiyorum. İnsanlar zaten borçlarını zor döndürüyorlar. Böyle bir aşamada faizi indirmişsin, indirmemişsin. Fazla bir etki yaratacağını zannetmiyorum. Özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde ciddi gerilemeler var geçen seneye göre. Bunun yani basit bir faiz indirimiyle tekrar canlanacağını düşünmek saftirlik olur diye düşünüyorum. Ama şu aşamada başka ne çareleri var? Yani toptan topyekün bir ekonomik model değişimi belki bir çare olabilir. Ama onun dışında yapılan bu rakamlarla oynama, faizi baskı altına alma, dövizi baskı altına alma bunlar ekonominin önünü açacak yollar değil. Zaten son büyüme rakamlarıyla da gördük bunu. Eğer bu yöntemler ekonomiyi çok canlandıracak olsaydı biz şu ana kadar resesyondan çıkmış en azından sağlam büyüyen bir ekonomi haline gelmiştik. Berat Albayrak 1,5 yıldır uğraşıyor. Son 1 yıldır aktif olarak her şeyin düzeleceğini anlatıyor. Her hafta, her forumda, her bulunduğu yerde. Ama bu gerçekleşmiyor. Enflasyon düşecek diyorlar 15'e demirledi ki %15 gerçekten doğru mu bilmiyorum. Çünkü bu kadar her gün zam furyasının olduğu bir ülkede enflasyonun hala aynı yerde kalması ayrı bir soru işareti. Onun için bu faiz ikileminde yani faizi aşağıya bastırarak ekonomiyi tekrar canlandırmak bence metot olarak pek işe yarayacak gibi gözükmüyor. Peki birazdan Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketiyle ilgili de yorumlarını alacağım. O detayları sizlerle paylaştıktan sonra. Ben biraz sonra değerlendireyim. Selçuk, sen bu hafta içi bununla ilgili ilginç bir çıkışla yaptın. İlginç şeyler anlattın. Hadi burada da biraz analizini yapalım. Peki, önce beklentiyle başlayalım. Faiz beklentisi piyasanın medyanı yani ortalaması 275 bas puan. 175 minimum indirim diyor.
175. Evet, yani minimum diyenler 175 demiş. Yani 175'in altını öngören yok. Bir kere onun altını çizelim. Yani bundan şunu mu anlayacağız? Her halükarda bir faiz düşüşü olacak ve minimumda 175 bas puan inecek diyor. Beklentiler bu yönde. Yani Merkez Bankası Başkanı çıkar der ki 50 bas puan indiriyorum. Hiç indirmiyorum. O onun bileceği iş. Daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımız der ki yani bu kadar indireceksin ya da indirmeyeceksin der. İndirmeye de bilir ama Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun hafta sonu açıklama yaptı. Bir indirim istiyorum dedi. Şimdi onunla da ilgili bir ayrıntı paylaşacağım sizlerle. Şimdi 175 bas puan minimumda. Maksimumda 400 bas puan. Ortalamada da 275 demişler. Yani ortalama derken çoğunluk bunu söylemiş. Ondan oluşan bir ortalama almışlar. 275 bas puan piyasanın beklentisi. Bu arada Murat Çetinkaya görevden alınırken alınıp yerine Murat Uysal getirildiği zaman yine bunlar dedikodu, tevatür. Onu ama paylaşalım. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı 800 bas puan birden indireceksiniz diyor. 800 bas puan tabii tek kalemde indirin kardeşim diyor. Ben diyor zaten yüksek faiz var diyor. Piyasada da diyor dünya piyasalarına baktığınız zaman da faiz oranları düşük zaten diyor. 800 bas puan indirim yapın diyor. Berat Albayrak'la Murat Uysal da Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna ediyorlar. Diyorlar ki ya yapmayın etmeyin yani bu kadar indirirsek piyasa dengelerini alt üst ederiz. Onun için biz kademeli olarak indirelim bunu diyorlar ve 425 bas puanlık indirim yapıyorlar. 425 ki, pazarlıkla bulunan tabii, oran mı? Şimdi borçlu indirim bu. Borçlu indirim. Devam edeceğiz. Yani 800 bas puanı bulacağız biz diyorlar. Bu arada yıl sonu içinde tek haneler konuşuluyor bu arada. Enflasyon. Onu söyleyelim. Enflasyonda da şeyde de faizde de esasen faizde. Şimdi 425 bas puanı 375 bas puanın üzerine koyarsak 800'e ulaşıyoruz. Benim beklentim 375 bas puan. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen söz tutulacak bu ay. Bu da genel ortalamanın 100 bas puan üzerinde. Şimdi diyelim ki 375 bas puan indirildi. Hı hı. Bu şu demek. 19.75 şu anda politika faizi. 19.75'ten 3.75 çıkarttığımız an ne kalıyor geriye? 16 kalıyor. Hı hı. Doğru evet, mu? Evet. Şimdi 16'lık bir politika faizinden bahsediyoruz. Şu anda 2 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman 15-16 seviyelerinde gidiyor geliyor. Enflasyona baktığımız zaman 15.01 kuşkulu enflasyondan bahsediyoruz. Ama resmi enflasyon günün sonunda. Yani TÜİK diyor ki 15.01 enflasyon var. Yani 15. Bu da şu demek. %1'lik bir reel faiz olacak Türkiye'nin demek. Eğer 3.75 indirim olursa. Evet. Piyasanın beklentisi üzerinden konuşalım. Bunu bir kenara yazalım. Yani artı 1 diyelim. 1 puanlık bir reel faiz var. Piyasanın beklentisi yerine gelirse yani 275 bas puanlık bir indirim olursa da artı 2 oluyor. 2 bas puanlık bir, 200 bas puanlık bir reel faiz vermiş oluyor. Velev ki piyasanın en düşük beklentisine sahip olanların indirimi olursa 175 bas puanlık bir indirim olursa da 3 puanlık ya da 300 bas puanlık bir enflasyona karşı reel faiz oluyor. Doğru muyuz burada? Mutabıkız değil mi? Gözüküyor. Hesaplarda bir yanlışlık yok. Şimdi soruyorum size. Önce sizin ikinize de sorayım. Birer cümle cevap verin. Diyelim ki 175 bas puan indirdi. 3 puanlık reel faiz yeterli olur mu Türkiye'de? Yani şu anda yeterli gibi gözüküyor. Yeter diyoruz. Evet. Yani yabancılar tatmin olurlar böyle bir faiz ortamından. Adam parasını getirecek, yatıracak. Bir yıl sonra 3 puanlık bir kazanç elde edecek enflasyon çıktıktan sonra. Ona pardon o ben kaçırmış olabilirim. Orada risk primi oranında koydun mu? Risk primini falan koymuyorsun canım. Yani CDS'i, MDS'i. Dünya yok zaten. Yani CDS'i koymuyorum. Sigortayı koymuyorum. Stopajları koymuyorum. Onu koymuyorum. Bunu koymuyorum. 50 bin tane şey var. Onların hiçbirini koymuyorum. Düz hesap. Dümdüz bir hesap yapıyorum. Yani diyorum ki bak diyorum 15 enflasyon var, 18 olursa faiz, burada artı 3'lük bir reel faiz oluşur diyorum. Zaten reel faizi böyle kabul ediyorlar piyasada da. 16 olursa artı 1'lik bir reel faiz oluyor. Yabancı gelir mi? Gelmez. Parasını tutar mı faizde? Tutmaz. Yerli tutar mı? O da tutmaz. Şimdi yabancının tutması için tek bir sebep olabilir. O da şu, yurt dışında faiz oranları çok düşük. Kabul edilebilir bir seviye. Türkiye yani 16-17'yi bir bütün olarak görürse iyi bir faiz deyip gelebilir Türkiye'ye.
Ama öbür tarafta bu şu demek. Şimdi artı birlik bir reel faiz veriyorsan senin kırılganlıkların çok fazla demek artık bundan sonraki süreçte. Yakın zaman içerisinde hatta bugün Amerika Hazine Bakanı'nın açıklaması oldu Münşan'ın. Dedi ki biz dedi bu yaptırımları tekrar gözden geçiriyoruz. S-35'le ve S-400'le ilgili. S-400'le ilgili yaptırımları uygulama kararı çıkartabilir her an. Çünkü biz biliyorsun Fırat'ın doğusuyla ilgili sert çıkışlar yaptık. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu yine açıklama yaptı. Orada PKK'ya güvenli bölge oluşturuyorlar dedi Amerika için. Çok doğru, çok aslında, da haklı. Aslında bu Irak'ın kuzeyindeki uyarımız bu yöndeydi zaten. Tabii. İkinci kez aynı hatayı yapmam. Bence hayır. De... Cumhurbaşkanı'nın uyarısı. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı çok haklı da Sayın Cumhurbaşkanı oraya tırlarca silahın gittiğini biliyordu. O silahların geri alınmadığını biliyordu. Hala Amerikan askerlerinin orada PYD askerlerini ya da işte ne denirse onlara onları eğittiğini onları eğittiğini falan biliyor. Dün enteresan bir rastlantı oldu bu arada. Bir tarafta Amerikalıların zırhlı araçları, öbür tarafta Türklerin zırhlı araçları birlikte devreye attılar. Aynı anda yani Amerika ile Türkiye araçları, zırhlı araçları devreye atarken de Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, bu konuşmayı yaptı çok sert bir şekilde ve biz Eylül'e kadar, Eylül'ün sonuna kadar kararımızı veririz. Gerekiyorsa tek başımıza gireriz dedi. Bak bunlar hep kırılganlıklar, riskler. Dolayısıyla 1, 2 veya 3 fark etmez. Puanlık reel faiz Türkiye için çok yetersiz reel faizler ve kırılganlıkları arttıracak. İkinci bir soru soralım. Bu faiz indirimleri neden yapılır normal ülkelerde? Piyasayı canlandırmak için yapılır. Ama normal ülkelerde piyasayı canlandırmak için yapılır. Bizim gibi ülkelerde piyasayı canlandırma ihtimali sıfır aslına bakarsan. Ki bunu denediler. Konut faizlerini 0.99'a indirdiler. Kimse talepte bulunmadı. Yani konut sektörü hala diplerde dolaşıyor. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şu. Faizi indirerek piyasaya para vermeyi hedeflemiyorlar aslında bana göre. Bak kritik nokta bu. Piyasaya kredi vermeyi hedeflemiyorlar. Faizleri aşağıya çekerek mevduat faizlerini aşağıya çekmeyi planlıyorlar. Yarın öbür gün yaşanabilecek bir kur şokunun sonrasında oluşacak TL'de yani dövizden çıkıp TL'ye dönenlerin TL'lerini götürüp bankaya yatırmalarını engellemeye çalışıyorlar bana göre. Biraz daha açar mısın? Bir dakika. Son mantığı anlayamadım. Bak çok kritik bir şey söylüyorum. Kredi vermeye çalışmıyorlar bu şeyleri indirerek, tamam, faizleri aşağı indirerek. Çünkü zaten özel bankalar vermek de istemiyor. Kamu bankaları da zararına veriyor. Mesele millete kredi vermek değil. Asıl mesele yarın öbür gün olacak bir kur şokunda ortaya çıkacak TL ile birlikte. Diyelim ki dolar bir anda 7 lira, 8 lira, 9 lira oldu. Ve insanlar döviz tevdiat hesaplarındaki işte 186 milyar dolarlık hesaplarını bozmaya başladılar. TL'ye dönmeye başladılar. Dedi ki adam ben bu doları zaten 4 liraya aldım kardeşim. 9 lira oldu. 10 lira da olsa 11 lira da olsa bu saatten sonra benim için fark etmez. Ben bunu bozayım başka bir enstrümana döneyim dedi. Türkiye'de yaşayan vatandaştan tamam. Bahsediyoruz. Bu parayı dövizden, dolardan, eurodan, sterlinden Türk lirasına döndürdü. Şimdi bu adam bu parayı bozduktan sonra nereye götürecek? Faize götürebilir. Doğru mu? Tahvil bonoya götürebilir. Borsaya götürebilir. Ya devlet iç borçlanmaya götürebilir. Devlet iç borçlanmaya götürebilir. Bunlar hep faiz ayaklı şeyler. Düşük faiz oldu mu hepsinin faizi düşecek. Ya da gidip konut alabilir. Eğer ki senin faizlerin yüksek olursa, mevduat faizlerin yüksek olursa dolardan çıkan mevduat faizine gider. Ama senin mevduat faizin düşük olursa dolardan çıkan gider uygun fiyatlı konut alır. Zemin mi yani bu? Bütün dertleri bu. Zemin mi hazırlanıyor? Bak aleni söylüyorum. Hiçbir komplo teorisi falan değil bu. Net bir şekilde söylüyorum. Kredi faizlerini aşağıya çekmeye çalışmıyor şu anda devlet. Mevduat faizlerini aşağıya çekmeye çalışıyor. Mevduat faizlerini aşağıya çekmek için de çok agresif indirimler yapacak. Hiç önemli değil. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde Türk lirasını devalüe edecek. Aha da buraya yazıyorum. Ve devalüe ettiği zaman dolardan çıkan paranın bankaya mevduat olarak gitmesini istemiyor, piyasaya girmesini istiyor. Piyasadan konuta girmesini istiyor. Daha çok konuta girmesini istiyor.
Ya da işte reel sektörün kendi kendini finanse etmesini döndürmeye başlamasını istiyor. Belki birazcık akıllıysalar ve birazcık iyi niyetlilerse sanayi üretiminin, tarım üretiminin tekrar canlanmasını istiyor. Yani piyasayı hareketlendirmenin yolu bu çünkü. Ve bana göre de tek yol bu ve doğru da bir yöntem bu arada bana göre. Eğer bunu doğru uygularlarsa ama sadece konut odaklı olursa Türkiye krizlerle yoluna devam eder. Kafa karıştı değil mi? Enteresan. Yani ilginç bir, çok yabana da atılabilecek bir şey değil. Fakat şimdi bence... Hani... Peki ben sana sorayım o zaman. Kredi faizlerini %15'e çekti. Ya da işte demin oğul da söyledi. %13'e çekti. %10'a çekti kredi faizlerini. Piyasayı canlandırabilir mi? İşte şimdi bak onu anlatayım. Ben çünkü onun da bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. En başta hani düğmeyi doğru ilikleyerek başlayalım. Düğmeyi yanlış iliklediysen sonuna kadar yanlış gider değil mi? Bu herkesin bildiği bir şeydir. Bence düğmenin ilk noktası zaten enflasyon. Türkiye'nin gerçek olmayan bir enflasyon üzerinden bütün kurgusunu ortaya koyduğunu düşünürsen bu devamında her şeyde ciddi sapmalara neden olur. Bunu vaka olarak buraya bir koymamız gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde birkaç bankacıyla da konuştum. Özel bankalardan, profesyonellerden konuştum yani. Devlet bankalarının kredileri düşürmesi buradan yani onlardan müşteri kayışlarına neden oluyor. Öyle gözüküyor. Fakat oradaki bir ifade çok önemli. Devlet zararına kredi sunuyor. Alıyor, almıyor. Ama zararına. Şimdi bu ciddi bir görev zararını ve bütçe açığını da beraberinde getirir. Bak bu büyük bir sapmadır. Yani senin enflasyon 15 değil ki. Sen her şeyi 15'miş gibi, hatta faiz düşürümün de işte 15 ile şimdiki faiz oranı arasındaki makasa güvenerek yapıyorsun. Ama yurt dışından buraya para getirecek olan da reel sektörde gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyor. Sadece 12 aylık dilimi, geçen hafta da konuştuk biraz bunu. Herkes aylık bazda üretici enflasyonunun tüketiciden daha az arttığını konuştu ki nitekim Berat Albayrak'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu noktanın üzerinde durdu. Fakat 12 aylığa baktığında oradaki alarmı kimse dile getirmedi. Bir önceki ay %5 olan dilim üretici ve tüketici arasındaki 11'e çıkmıştı. Yani %100 artmıştı ki hala hazırda son gelen doğalgaz zamları, şunlar bunlar ve bunların enflasyona nasıl bir etki yapacağı ve fiyatlara belli değil. Evet. Şimdi gerçek olmayan bir enflasyon üzerinden kuracağım bir senaryo, faiz senaryosu istediğin sonucu vermez. Bu birincisi. İkincisi diyelim ki faizleri düşürdük. Faizleri düşürünce piyasa canlanıyor mu? O zaman bunun sağlamasını Avrupa'da eksi faiz veren ülkeler üzerinden bakmak gerekiyor. Bu ülkeler niye eksi faiz verdiler? Piyasalar canlansın, tüketim canlansın, iç piyasada hareket olsun. Peki geldiğimiz noktada gerek Avrupa Birliği Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları, gerek Almanya'nın düşen talebi vesaire hepsini alt alta koyduğunda ki Almanya içlerinde en canlısı, Avrupa Birliği ekonomisinde bir canlanmaya, bırak o ülkeyi eksi faiz veren ülkenin ekonomisini, Avrupa Birliği ekonomisinin içerisinde bir canlanmaya neden oldu mu? Veya bunu sağladı mı? Hayır. Demek ki buradaki faiz oranlarını dünyadaki ekonomik koşullarla eş zamanlı okuman lazım. Yani bütün dünya piyasaları açıkken uygulayacağın bir enflasyon, çok özür dilerim, faiz hamlesiyle bütün dünya daralmış, ticaret savaşlarının arttığı bir konjonktürde yaptığın hamle farklı sonuçlar verir. Hani bir şey vardır ya, fıkra vardır. İktisat, herkes ders notu hazırlıyormuş, sınav sorusu, bütün hocalar. İktisatçılar da ağacın altında yatıyorlarmış. Bunlar çok bozulmuşlar. Demişler biz harılarla çalışıyoruz. Siz niye soru hazırlamıyorsunuz? Falan demişler biz her sene aynı soruyu sorarız ama cevabı değişiktir. Şimdi bunun gibi... Bu parasal genişlemenin olduğu, dünya ekonomilerinin hareketli olduğu bir kurgu içerisinde dediğin gibi sonuçlar verebilir. Fakat günün sonunda iç piyasanın da daraldığı, dünya piyasalarında daraldığı bir konjonktürde
ki keza bakınız eksi faiz veren ülkeler, piyasanın canlanamadığını görüyoruz. Ve aslında kabullenilmese de bile bence burada asıl Türkiye'nin üzerinde durması gereken nokta faizin kaç olduğundan çok, kabullenilmese de yükselen piyasa değeri bazında yükselen bir enflasyon ve eş zamanlı yükselen işsizlik. Türkiye aslında adım adım stagflasyona gidiyor. Ve biz bunu hiç tartışmıyoruz. Stagflasyon, yani hem işsizliğin, yani durgunluğun, işten çıkarmaların arttığı hem de enflasyonun arttığı bir ortamda senin düz enflasyon ortamında verdiğin faizler, hesaplar, bilmem neler, her şey şaşar. Artık kontrol edemediğin bir ekonomik göstergeler silsilesine girersin. Yine önemli ayrıntılardan biri, şimdi zararına kredi veriyorlar mı? Veriyorlar. Şimdi bak, hangi aydayız arkadaşlar? Eylül. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani aslında özel bankalarında, devlet kamu bankalarının da sendikasyon kredilerini yenileme sürecine geldik. Peki sen bugün bu hamleyi yaptın. Sendikasyonların yenilenmesiyle ilgili bir sıkıntı çıktığında ortaya koyup sendikasyonun karşılığını verebilecek doların var mı? Koy cebe. Bak, ikinci problem. Borç çevirmen lazım. Borç alabiliyor musun? Borç alamıyorsun. Yani sendikasyonları artık 100 liralık 100 milyonluk sendikasyon, salladım rakamı, 100 milyon olarak gelmiyor ki. 70'ini alacaktan kesiyorlar, 30 geliyor. Ama iç piyasaya 100 gelmiş zannediyorlar. O yüzden de piyasadaki para daha da daralıyor. Bu önemli bir faktör. Ben devriye meselesinin çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yani bir neden konuşmuyorum. İşte tamamen bir gazeteci hissi olarak söylüyorum. Devriyenin orada denk gelmesi, aynı anda Cumhurbaşkanı'nın... Hayır, birlikte gezdiler. Hayır, Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı yapması falan filan daha böyle bir Hollywoodvari bir görüntü veriyor. Fakat tüm bu konuşmaların içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarınki yazımda da onu yazdım, doğru söylediği ve baktığı bir olay var. Dünyada artık bankalar reel sektörü veya üretimi tekrar hatırlamak zorunda. Yani dedi ki, sanki bütün bankalara çalışan bir sistem varmış gibi işliyor. Ha, bu ortama yani bizzat bu iktidarın kendisi getirdi. Yıllarca yapılan hatalar. Ama hepsini bir kenara bırakalım. Eğer meseleye buradan bile bakacak olursak, biz reel sektör, yani üreterek yaratan bir ekonomiye dönüşeceksek, niyet buysa, o zaman İstanbul Finans Merkezi projesiyle bu çelişiyor. Ya sıcak para bekliyorsun, ya bankacılığı değil reel sektörü esas alan bir hal tavır içerisinde. İstanbul Finans Merkezi var mı hala? O proje hala devam ediyor. İşte binalar 2022'ye bile ya. Kaldı ya. Hayır, orada bina... İnşaat bitmedi. Hayır, o projelerin ismi artık o. Ya, projelerin ismi, finans merkezi... Dünkü konuşmasında yine atıfta bulundu. Neye? İstanbul Finans Merkezi çok iyi olacak vesaire vesaire. İyi oldu zaten, güzel binalar. İşte ben beğeniyorum. Onlar da 2022'de bitecek. Mimari olarak fena değil, yüksek... Ama günün sonunda ortada çelişik var. Bence Cumhurbaşkanı... Benim orada yapıyorlar. Benim orada yapıyorlar. Sen prim yapar senin ev işte. Senin ev prim yapar. Yok, bizimkisi yapmıyor da oralar epey bir prim yaptı canım. Arkadaşlar bakın, primden aşağıya veriyorlar. Bunu her zaman duyamazsınız. Cumhurbaşkanı'nın doğru bir bakış açısı var. Ama hangi konuda? Finans merkezi konusunda? Hayır. Dünyada reel sektöre yönelik bir ekonomik dönüşüm noktasında, ama meseleyi tabii sadece konuttan ve faizden ibaret tutarsan orada şaşma ihtimali çok yüksek. Evet, dünya zaten reel sektör odaklı bir ekonomiye tekrar geçmeye çalışıyor. Bugün yaşadığımız ticaret savaşlarının, markalar savaşlarının hepsinin temelinde bu kurgu var. Bu dönüşüm var. Ama sizin bütün reel sektör algınız konuttan ibaretse orada anlaşamayız tabii. Şimdi hepsini alt alta koyduğumuzda, oğul sana döneceğim şimdi. Evet. O yüzden şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada faizi kaç düşürdüğünü, düşürmediğinin önemi yok. Çünkü kafadan zaten baz aldığın enflasyon hatalı. Evet. O yüzden de beklediğin sonuçları getirmesi mümkün değil. Şimdi Merkez Bankası'nda Eylül ayı beklenti sonuçları açıklandı. Mesela 12 ay sonra tüketici fiyatları beklentisi bir önceki ankette 12.77 iken %12.21'e düşüyor. Yani enflasyon düşecek deniyor. Evet.
Bir yıl sonrası için evet, diyor bunu. 24 ay sonra da 10-27'den 10-17'ye düşüyor. Ama Berat Albayrak farklı konuşuyor. Berat Albayrak'ın bence tamamen bütün hesabı şaştı zaten. Yani onun söylediklerinin gerçekleşmeyeceği çok ortada. Bu arada doları da dolar beklentisini de onu da söyleyeceğim. Faiz beklentisi. Ya ha, 2019 yılı bunu da söyleyeyim. Başka bir örnek vereyim ben değerlendir size. Bak. Bütün bu ekonomik iyileşmeye rağmen bak rakama takılma. Burada trend önemli. 5.90 olan dolar TL'yi bu anket döneminde 6 liraya yükseltiyor. Evet. İyileşiyor muyuz, kötüleşiyor muyuz, ne oluyoruz? Şimdi bir arada 6.27 yıl sonu beklentisi. O ayrı. Sürekli değişiyor. Ya şöyle bir bak. Geçen sene biz bu aşırı kur hareketini yaşadığımızda dolar 7 liralara geldiğinde ne yaptılar? Faiz arttırımına gittiler. Kaç bas puan? Çok yüksek. 625. Evet, 625. Selçuk hatırlıyor musun? Neyi? 625 bas puan yukarı çekti. Ha, 625. O şeyde kur şoku esnasında. Onu diyorum. 7 lirayı görünce 625'i çekti yukarı, teslim oldu. 8. İndirdi. 8'i mi gördü? O kadar bilmiyorum işte. Hmm. 7 lira, 7.20 gibi hatırlıyorum o ben. O iğne etkisi benim. Peki, peki. Bir sene geçti. Hmm. Şu anda döviz 5.80, 5.75. Hmm. Sen diyorsun ki 400 bas puan indirecek. 375. Tamam. Evvelden de indirdi bir ay evvel. Yani o 625'i geri aldığı gibi daha da aşağıya inecek. Evet. Peki ne değişti de onu indirince 5.75'te döviz kalacak? Yani geçen seneki gideceğim diyor. Geçen seneki kırılganlıklarımızdan ne farkımız var? Geçen seneki ekonomik darboğazdan ne farkımız çok var? Çok farkımız var. Farkın olur. Dersin ki bu sene %3 büyüdük kardeşim. Hayır, çok farkım var. Kırılganlığın daha fazla. Ya kırılganlığın daha fazla, o daha da kötü işte. İşte onu diyorum. Yani seni koruyabilecek ne var? Geçen seneki duruma düşmeni engelleyecek bir faktör nedir ki sen bunu 401'den indirmeyi göze alıyorsun? Artı ismin artık nam olmuş. Arjantin ve Türkiye diyorlar. Dünyadaki iki tane kırılgan ülke. Yani herkesin gözü zaten sende. Herkesin gözü sendeyken, geçen sene yaşanılan hikayeyi bütün herkes biliyorken sen bir anda 400-375, yani ben bunu kumar oynamak diye görüyorum. Oğulcum, piyasa, bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Piyasa tıkanmış durumda. Tamam. Özellikle döviz tevdiat hesapları piyasayı kitlemiş durumda. Evet. Tamam mı? Evet. Piyasanın açılmasının tek yöntemi döviz tevdiat hesaplarının bozulması. Bozulması. Tamam mı? O parayı sisteme sokmaya çalışıyor. Altını çizerek söylüyorum bak. Evet. Bunu yorumla. Bu senin bakış açın önemli. Çetin, evet. Sen de yorumla bunu. Yani bunu öyle geçiştirip gitmeyin. Diyorum ki ben, kredi vermek için indirmiyor faizi. Sen mevduat, bunu yorumlayın. Anladım. Çok saçma bir teori falan deyin. Yok, yani döviz tevdiatta biriken parayı sisteme akıtmaya yani çalışacak. Yani o parayı bence, evet. Hatta şöyle bak. Amerika 1928 krizinden bir cümle söyleyeceğim, sana bırakacağım. Evet. 1928 bunalımdan nasıl çıkıyor biliyor musun? Biliyor musunuz arkadaşlar? Benzer bir. Milletin cebine para koyarak çıkıyor. Evet. Herkese iş veriyor. Abuk subuk alakası işler veriyor. Hatta bazıları da gelin madenlerde çalışın diyor. Madenlere götürüyor, toprak altına para gömüyorlar. O paraları bulsun insanlar diye. Evet. Niye? O paraları bulsun, çıkarsın, harcamaya başlasın insanlar. Evet. Bu çok önemli bir teori bak. Bir şey, şimdi bir dakika dur, senin söylediğinde bir tez daha ektim, öyle yorumlasın. Tamam. Bu bir tez. Yani oradan bozduk. Hayır, bu tez kimin tezi, söyleyeyim mi size arkadaşlar? Keynes'in tezi. Üstad başka bir Keynesyen bir tez. İhtimal yani ekleyeceğim bu. De öyle olacak. Şimdi bu ihtimallerden biri bu. Tamam. İkinci ihtimal de 186 milyar dolar yurt dışı hesaplara. Ben de sana başka bir ihtimal söyleyeyim. Halk tarafından mı? Vatandaş tarafından mı? 186 devlet... milyar dolar zaten vatandaşın cebinde. Yok yok, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok açık ve net bir şey söyleyeceğim sana. Bence kesinlikle hükümet bu parayı alayım, içediğim, cepediğim falan derdinden ya da yurt dışına çıkartayım derdinden ya da el koyayım derdinden değil. Kastettiğim o değil Selçuk. Biliyorum. Bu bizzat sahiplerinin yurt dışına yok, geçmesinden piyasada bahsediyorum. Konuşulduğu için söylüyorum şimdi bunu. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Özellikle devlet devalüe edecek doları ve elinde bir para basma yetkisi var. Kaynağı var yani elinde, tamam mı? En önemli kaynağı. Merkez Bankası para basabiliyor. Para basıp bu insanları eğer ki caydırabilirse, işte belli bir seviyeye çıkartıp doları,
Düşünsene adamın parası birken 2 olacak. Ve bu adama sen TL vereceksin dolar karşılığında. Dur. Rezervlerini genişleteceksin ve piyasaya para vereceksin. Selçuk dur. Ama burada birbirine karışacak. Şimdi hepsini burada, bir değerlendirsene. Bunu değerlendirelim mi yani? Edeyim. Ama burada tabii bu bütün açıkladığı ekonomik planla tam ters bir hareket. Neden? Doğru. Çünkü adam doları 7-8 liralara devalüe ederse enflasyon hedefi ne olacak ulan? Enflasyon fırlayacak %25'lere. Hangi enflasyon hedefi ya? Diyorlar ya yıl sonu tek haneye düşüreceğiz diyorlar. Faizleri onun için Merkez Bankası'nın hedeflerini bir daha okusun çetin. Bir de bu arada şöyle olacak. Tek hane değil onlar. Bir anda sen bu devalüasyonu yaptığın zaman evet. Enflasyon %20-25 bandına çıkacak. Geçen sene öyle oldu. Hı hı. 25 bandına çıkınca senin faizlerin 15, enflasyonun 25. Evet. Eksi %10 faiz veriyormuş durumdasın. Evet. Bir daha faiz arttırman gerekiyor. Arttırmayacak. Arttırmazsa o zaman bu sefer Türk lirasındaki paralar dövize kaçmaya başlayacak. Döviz zaten fırlamış. Adamlar bir de 8 liradan döviz alacaklar. Yani duman edecek. Yani ben hesap buysa tutmaz. Tutar. Sebebini tutmaz. Söyleyeyim. Yabancı arkadaşlar... Yabancıları hedeflemiyorlar artık. Yabancıları hedeflemiyor kimse. İç piyasanın canlanmasını hedefliyorlar. Çünkü şu hesap tutmadı. Piyasayı küçültmeye çalıştılar. Yo bu yabancıları da hedefleyen tamam bir hareket. Mı? Doları sen 8 liraya arkadaşlar, çektiğin zaman yabancı yatırımcı da gelir o kurdan parasını bozar. Borsaya girer ucuza şirketleri alır örneğin. Bu teoriyle ilgili bir tek rakam vereceğim. Yani yabancılar için de ağzımdan laf aldın. Teşekkür ederim. Bir tek rakam vereceğim. Olabilir yani. Şu anki mevcut yabancıları ilgilendiren, hedefleyen bir şey değil dedim ben. Ha, ama dışarıdaki yabancı için konutta faiz gelir alır. Tabii faiz düşüktür. Adam oraya girmeyecek ki ama. Konuta girer, borsaya girer. Borsaya girer. Yani hay ağzına sağlık. Gelir. Tam diyeceğim şimdi bir şey daha abi. Ekleyeceğim. Bununla beraber değerlendir. Bu Keynesyen bir teori bizdeki bu arada. Bizdeki uygulandı. Ben şey yaparız demiyorum. Ama döviz benim kafama yatmayan kısmı... Döviz tevdiat hesabı mı? Döviz tevdiat hesabı... Ya en son ben baktığımda abi o kadar değişken ki 186 milyar. Evet. Sonra bir şey ekleyeyim. Bir şey ekleyeyim ona göre yorum yap. Yorum yapacağım. Yok 500 milyon mu 600 milyon mu ne azaldı ve bunu şöyle yorumladılar ilk etapta. Ya millet döviz bozuyor dediler. Ben çıktım dedim ki millet döviz bozmuyor. Bankalardaki dövizi çekiyor dedim. Aa, doğru olabilir dediler geri adım. 186 attı. Milyar evet. Dolar mı? 186. Koydun evet. Mu cebe? Evet. Şimdi bu rakamı da vereceğim beraber değerlendir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verisidir söylediğim. Hı hı. Finansal kesim dışı yani bankalar hariç. Tamam. Firmaların net döviz açığı yılın ilk yarısında 184,3 milyar dolar. Evet. Yani bu yani senin döviz mevduatı kadar ilk yarıda verdiğin pozisyon açığın var. Ha bir de bunlar şu var. Borç ödeyecekler. Bir de şu var. Sevgili dostum. Selçuk. Size bir şey söyleyeyim. Bir yanlışınız var orada. Bir senedir bütün şirketler bakın bütün şirketlerin ikinci defterleri var. Ve bütün şirketler döviz açıklarını kapatıyorlar. Büyükler alenen kapatıyor. Bak büyüklerden isim vereyim hatta. Verme. Vereyim çünkü haber bu. Haber oldu. Sabancı Holding'in genel müdürü açıklama yaptı. Bundan 3-4 ay önce yaptı bu açıklamayı. Ha, evet doğru. Biz ben dedi bütün döviz açıklarımızı kapatıyoruz kardeşim dedi. Evet. Hiçbir şekilde döviz açığı bırakmıyoruz dedi. Şirketler bir senedir zaten aklı başında bütün şirketler buna COBİ'ler de dahil mutlaka ve mutlaka döviz açıklarını kapatıyorlar. Dur. Borçlarını ödemiyor döviz açığını kapatıyor. Veri bombardımına şey yaptı. Şimdi hepsini birlikte değerlendir. Hepsi birlikte. Şimdi ani bir faiz indirimiyle dövizi devalüe etme özel sektörde büyük bir darbe. Tabii. Çünkü ağırlıklı döviz borcu olan ve TL cirosu olan özel sektör 8-9 liralardan o borcunu kapatmaya gidemez. İşte geçen sene nasıl konkordatolar patladı? Tekrar o zaman konkordato sürecine geri dönmek demek. Yok, güzel yani, hazırlıklıklar ama. Ne kadar onu hazırlıklı söylüyor. Olursa onu da olsun, hepsini kapatması mümkün değil. Yani açıklandı. %20-%30'unu kapattıysa maksimumdur. %80'ini falan belki 1-2 kurum dışında kapatan olduğunu zannetmiyorum. Ve yani bu çok ciddi bir kumar yani. Ekonomiyle ufacık bir ayarı oynadığın zaman biliyorsun ne tesirlerle karşılaşıyorsun. Böyle bir bas puan kesimi çok ciddi bir kumar ama dediğim gibi bizim bilmediğimiz bazı şeyler olabilir. Biz çünkü ekonomiye bakıp yorum yapıyoruz. Belki de Trump'la kapalı kapılar ardında farklı anlaşmalar yapıldı. IMF ile ilgili bazı girer. Şey ama bilemiyoruz. Ama şimdi bu kadar keskin geçen sene panik olup 625 bas puan arttırıldığında
yaşadık. Ama şimdi faizin üstüne bu kadar rahat gidilebilmesinin de arkasında bir sebep olması lazım. Çünkü biz ne kadar biliyorsak bu adamlar da biliyor ki her indirimde normal şartlar altında nasıl tepkiler gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Ya sadece onu bunu bırak. Bir spekülatör çıksa, dünyada para piyasalarında spekülasyon yapan bir adam, tek başına Türkiye ekonomisini ciddi sıkıntıya sokar. 2-3 milyar dolarla. O tartışmasız evet. Canım. Yani böyle sen spekülasyona açık bir ekonomide keskin faiz indirimleriyle meydan okuyarak ne yapmayı başarıyorsun? Onu iyi irdelemek lazım. İndirecek. İndirecek. Ama şunu bil. Yani İndirecek devalüasyon yani. Devalüasyon yaptı tamam. Çıkardı 7-8 liraya. Hayır ben devalüasyonu boş ver. O benim teorim. Onu boş ver ya. Ben diyorum ki ama real olarak indirecek faizi adam. Ya şimdi bana sorarsan. Çok haklı bir soru soruyor. Yaptığı ya. Hareketler faizi indireceği yönünde. Bunu evet. Ben de aksini söyleyemem. Evet. Çünkü Merkez Bankası'nın başkanını değiştirmişsin. TÜİK'in başkanını değiştirmişsin. 2 gün önce de açıklama yapmışsın. Enflasyon rakamını belli bir yerde tutmak istiyorsun. Faizleri de baskılıyorsun. Evet abi. İndireceksin. İndirecek. Bir de bakıyorsun 5.70. Yani ya benim teorimi boş ver. Benimki kökten yanlış bak, olsun. Evet. Çok haklı bir şey anladın soruyor. Anladın mı? Benimki evet. Boş ver yani. Selçuk, mesela sen onun gerekçesini bulabiliyor musun? Çok haklı bir şey soruyor. Geçen seneden ne değişti diyor. Evet. Abi geçen seneden değişen ne biliyor musunuz? Bakın burayı atlamayın ama. Bu önemli bir şey. Algı değişti geçen seneye göre. 186 milyar dolarlık döviz tevdiat hesaplarında insanların parası yoktu geçen sene. Herkes şoka, kur şokuna hazırlıksız yakalandı. Bunu unutmayın. Herkes ya, hazırlıksız yakalandı. Hala 184 şimdi, milyar dolar açığın var ya. Ya senin açığın var, o bankaların sendikasyonları banka falan. Banka hariç. Tam, ya da büyük şirketlerin açıklarıdır, yani, odur budur. Özel ama, sektör, ama genel itibariyle evet yani enerji sektörünün evet. Borçları onlar. 50-60 tamam mı? Milyar dolar enerji adam, sektörünün adam, borcu. Evet yatırım yapmış yani. Tabii. Onların borcu onlar tamam mı? Onlar geçmişten gelenler. Yeni yapılan yok bir. İkincisi de sıcak olan açıkların hepsi kapatıldı. Bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Sanat okulun var değil mi senin? Evet. Aynı zamanda yani sanat okulun var derken işletmeci kafasıyla sormuyor. Bu işletmeci kafasıyla soracağım da işletmeci kafasıyla yönetmediğini ben biliyorum. Yani sanat işi yapıyorsunuz. İşletmiyorum da başka. Ha, ya da ona benzer bir şey. Kur açığıyla ilgili bir şey yapıyor musun? Dolar yok. Borçlanıyor musun son bir senedir? Ya yok. Döviz borçlanmak şu anda ya, geçen sene olsun bu sene olsun çok büyük risk yani. Aynen. Onun altına normal bir işletmeci giremez. Kimse artık döviz borçlanmıyor arkadaşlar. O kumar oynamak Las Vegas yani. Tabii, evet kumar yani. Adam tabii. Adam bir de bütün fiyatlarını 8 liraya 9 liraya göre yapıyor. Niye tabii. Fiyatlar bu kadar yükseliyor sanıyorsunuz? Yeni borçlanma değil ki sorun. Eski borç ne olacak? Ya eski zaten, borçlar zaten artık tamamen Çetin, batık olarak Türkiye'nin zaten büyüyememesinin altında da bu yatıyor. Aynen hiç o. Kimse yatırıma girmeye cesaret edemiyor. Çünkü büyük yatırımlar dövizle yapılıyor. Tabii. TL kredi bankalar vermez sana. Döviz kredisi çekip de o riski sırtlanıp döviz riskini adam bir iş kurma ya da fabrika açma bu risklere kimse girmeyince ekonomin de büyüyemiyor senin hala. Sallantıdasın. Ya, yani bizim bu geçen seneki kur hareketi o kadar çok psikolojik Türkiye'yi bir bunalıma itti ki. Yani Türk ekonomisi elektrik çarpmasına döndü. Yani çarpıldı elektrik. Peki stagflasyon vurgusuna ne diyorsun? Doğru. Zaten Türkiye'de hiç, stagflasyon bunu var. Bunu hiç tartışmıyoruz ama. Ya stagflasyondan var. Çıkmanın tek yöntemi piyasayı hareketlendirmek. Ya evet. Ekonomideki ezberler bozuldu Çetin. Yani artık Selçuk, enflasyon, stagflasyon falan ezberler fikirim. Bozuldu. Bak dostum, seninle hemfikirim. Fakat sorun şu ki piyasada her şey yolundaymış gibi bir teoriyle bu işten sonuç alamazsın diyorum. İç piyasa tıkanmış vaziyette. Tamam, aynı şeyi söylüyorum. Dış piyasa da tıkanmış vaziyette. İç piyasayı açmanın yöntemi ne? İç piyasayı açmanın şu anda tek bir yöntemi var Çetin. Piyasaya para vereceksin. Peki başka bir yöntemi yok. Evet. Bunu piyasaya sonra para vereceksin. Ama o zaman piyasaya para vermenin yöntemi de belli. Başka bir yöntemi yok. Şunu söyleyeyim. Faizle falan veremezsin. Birlikte değerlendirin. Alır mısın krediyle şu anda borç? Dövizle borç alır mısın? Kimse yani, almaz. Kimse almaz. Şu anda kimse o riske girmez. Hadi gittin bankaya bana borç ver dedin. Banka sana borç verir mi? Bir de soru bu. Arkadaşlar bak. TL borç versin verebiliyorsa şu anda. Şununla hadi birlikte değerlendirin o zaman. İç piyasanın açılıp açılmayacağını. Türkiye'nin 10 aylık konkordato karnesi açıklandı. Hı hı. Geçen yıl Ekim ayından bu yana 1934 firma konkordato ilan etti. Evet. Bunun 905 firması ve bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu konkordatodan çıktı.
Şimdi bu Ekim'den bu zamana kadar, şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Hadi siz analiz yapın burada. Ben yazdım bunu çünkü. Bir daha üstüne yapmayayım. Ben Aralık itibariyle olan, ilk konkordatolar başladığından beri Aralık itibariyle olan sayıdan Ekim'e kadar o aradaki farkları da bularak bir hesap yaptım. Mesela bunun içinde 270 firma yok. 270 firma yokmuş gibi davranmışlar. Bu birinci faktör. İkincisi, burada önemli bir sorun şu. Sadece bankalara olan kredi borcu konkordatodan çıkmış. Piyasa kilit. Bak, alacağını tahsil edemeyen, konkordatonun yasaklandığı bir süreçte insanların direkt iflas ettiği bir pozisyonda sadece para vererek işi döndüremez. Çünkü firmalar kilitlenmiş vaziyette. Çünkü, neden? Çünkü bak, önce iflasları yasakladın. Neden kilitlendiğini söyle. Şunu söylüyorum. Önce iflasları yasakladın. Arkasından, ki bence hani harekette doğruydu ama sorunu çözmediğin için hep öteledin. Sonra iflas erteleme yasakladın. Oradan konkordato patladı. Şimdi konkordatoyu yasakladın. Bu rakam yasaklandığı için konkordatolar tamam da piyasa niye kilitlendi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun ötesinde de şimdi başka bir yerden direkt iflasa gidiyor insanlar. Tamam. Yani piyasada konkordatoya başvurup kabul edilmediği için iflasını ilan edenler var. Piyasa niye kilitlendi? Evet. Şu konkordato sürecine girene kadar, ki döviz bunun en büyük tetikleyicisidir, Türkiye'de sektörler ortalaması, vadeler ve açık hesaplar 20 aylarda geziyordu. Hı hı. Şimdi 20 ay vadeyle mal vermiş bir tedarikçi ya da alt üretici, bu parasını daha bankaları halletmişler, diğerleri yok hesapta. Bu parasını tahsil edemediği sürece, tamam, o piyasanın hareketlenmesi mümkün değil. Yani birbirine ödeme yapamıyor. Bir soru daha sorayım. Neden tahsil edemiyor? Konkordato ile ilgili mi? Hayır. Yani ben söyleyeyim sana. Konkordato da tahsilat yapamıyor. Bu bir kanuni düzenleme. Konkordato'yu geç. Bak, konkordato'ya sıkıştırma sadece. Piyasa niye kilitlendi? Piyasadaki bak, firmalar niye tahsilat yapamıyor? Konkordato burada ama geçebilecek bir konu değil. Tamam, çünkü bak, ben bu İstanbul Sanayi Odası'nda bir konkordato komiserinin bu konuyla ilgili ilk sıcakken sunumunu izlemeye gittim. Dedim bu hani ne menen bir şey. Bak abi, bir firma konkordato ilan ediyor. Bir kere kafadan 2 yıl unut. Hı hı. Neredeyse 5 yıl sonra ödemeler başlıyor. Hı hı. Birinci sırada devlet alacakları. İkinci sırada eğer haciz koyduranlar varsa onlar. Ve onlarla birlikte bankalar. En son piyasanın alacaklarına sıra geliyor. Hatta dedim ki yani bu teknik bir şey. Çünkü hani kamunun alacakları önceliklidir ya. Bir yasal düzenleme yapın. Bir kanun hükmünde kararname her şeyi çıkarıyorsunuz. Dedim ki firmaların alacaklarını öne alın. Şu konkordato süreci yüzünden arkada firmalar patlıyor. Bak patlıyor. Hı hı. İflastan, tedarikçilerden bahsediyorum. Dönemiyor, tahsil edemiyor falan filan değil. Kimsenin ödeyecek parası yok. Tamam, ben de bunu soruyordum zaten. Ama bu şartlar altında para verirsen... Ya adamım bir şey söyleyeceğim. Şimdi adam savaşa gidiyor, dönüyor. Bak biz seninle hep aynı kafada şeyleri söylüyoruz da onun için. Ben sana itiraz etmiyorum. Hay ağzına sağlık. Canım. Hayır canım, itiraz edeceğim şeyi ederim zaten. Ama adam savaşa gidiyor, dönüyor. Kaybettik diyor hünkârım diyor. Niye kaybettiniz diyor. Anlatayım diyor. Bir diyor barut yoktu diyor. Tamam yeterli diyor. Aynen öyle. Yani hikaye bu. Piyasada para yoksa o piyasa gitti. Şimdi bu kadar basit. Şimdi bak bir dakika, burada bir ilave daha yapacağım. Başka bir alternatif var mı? Bir ilave daha yapacağım. Niye itiraz ettiğimi söyleyeyim. Şu deminden beri dikkat çektiğim 184 milyar dolar sadece ilk yarı. İlk 6 ay. Pozisyon açığı. Bunu cebe koydun mu? Koydum. Sen bu adama kredi verirsen veya para verirsen, hani alabiliyorsa bu bilançolarla kimse alamaz. Yapacağı ilk iş pozisyon açığını kapatmaktır. Bu da dövizi patlatır. Oğul versin cevabı. Gidip yatırım yapmaz. Ben başka bir şey söyleyeceğim lütfen size. Geçen sene devalüasyon oldu. Hı hı. O devalüasyondan sonra bütün her şeye zam geldi değil mi? Petrole zam geldi, doğalgaza zam geldi, ürünlere ve mecburuz devalüasyon yüzünden zam yaptık dediler ve bir anda
Enflasyon fırladı gitti. Şimdi bu sene petrol aynı fiyatlarda dolaşıyor. Doğal gaz keza öyle. Başka ürünlere bakıyorsun. Yükseldi. Bu sefer devalüasyon yok. 5.70'lerde bir dolar var. Artıyor ama. Adam gümbür gümbür zam yaptı gene. Gel bunu açıkla. Açıklıyor işte. Ha, adam gümbür gümbür zam çünkü yaptı. Şimdi dönüyor göre, faizi indiriyor. 9 liraya yani, göre yapıyor çünkü. İşte, dövizi 9 lira olarak hesaplıyor. İşte yani sanki devalüasyon yapacağım da ben önden zamları yapayım. Aynen. Gibi bir şimdi durum ben var sana yani, bir şey söyleyeceğim. Piyasa evet, da aynı kafada bir soru soracağım sana. Geldim durup dururken programda kalktım abi. Biz seninle gıcığız ya birbirimize. Kalktım ben abi. Sak diye çaktım sana bir tane. Ne oluyor lan dedin, tamam mı? Bir aptallaştın. Yüzüm evet, kızardı, utandım falan filan. Ama bir şey demedin. Beyefendiliğini korudun. Ertesi hafta geldik abi. Oturduk buraya yine. Ben yine böyle bir hareketlendim. Çıkarttın dan diye vurdum beni. Hazırlıklısın artık. Evet. Mevzuya hazırsın artık. Ama cephane yok. Hayır. Yani bütün bak, bütün vatandaşlar, bütün firmalar, herkes bak aleni söylüyorum ben, hem bu programda hem YouTube'da biliyorsun çok ciddi nabız yok diyorum vatandaşlara. Herkes hazır abi. Herkes neye hazır biliyor musun? Bak dolara geçmiş mi? Hayır, söylediği şeye hazır. Dolara geçme değil bak. Bu çok yanlış bir algı. İnsanlar tabii ki dolara geçecek ya da altına geçecek ya da banka faizine geçecek fark etmez. Hazırlıklı bu sefer, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Adam hazırlanmış yani, her an bir şey olabilir, herkes bekliyor Türkiye'de. Bir geçen de şu sene beklemiyordu oluştu insanlar. Yani şu anda dolar bir anda 7 liraya gitse kimse şaşırmaz. Kimse yani, şaşırmaz. 5 lira 5.70'lere dursa şaşırmıyor. Artık o algı kırıldı yani, anlatabiliyor evet, muyum? Ama şunu ifade edeyim. Şimdi 5.75'ten 7.5'a gitsin, tekrar zam yapacak. Zammı zaten yapmışsın %25 sen hepsine. Hmm. Şimdi çat bir %25, %30'da. Şimdi daha iyi anladım söylemek. Yani ikinci bir zam sonra gelecek. Sonra gelecek. Yani ben hep şunu düşünüyordum. Piyasanın düzelmesi için tüketicinin harcaması lazım. Tüketiciyi harcamaya yönelik uygun ortam hazırlanması lazım. Ya sen bu kadar zam yaptıktan sonra devalüasyonu da patlatırsan hangi piyasadan bahsediyorsun ki? Ondan sonra insanlar neyi harcayacak ki? Zaten elektriğini, doğalgazını, şusunu musunu bu fiyatlardan ödedikten sonra eline bir şey kalmıyor adamın. Adam nasıl gidecek televizyonunu değiştirecek? Nasıl gidecek buzdolabını değiştirecek? Yani onları harcayacak, piyasayı canlandıracak. Adamda bir bütçe bırakmıyorsun ki. Zaten öyle bir bütçe kalmıyor. Bak, hele bir de devalüasyon olursa o ürünlerin fiyatları da uçacak. Artı Türkiye'si döviz bazında. Artı ben size bir destek daha atayım. Mümkün değil. Ay ben size bir destek daha atayım. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Şimdi biz dövizi olanlar için konuşuyoruz. Tabii. Biz yandık. Adamın kenarda dövizi olanlar yok, için ben konuşuyoruz. Ben dövizi olmayan için konuşuyorum. Hayır, mesela adamın dövizi var cebinde. Hayır, o döviz bozuyor, piyasa canlanıyor. Onu konuşuyoruz. Ben sana bir destek atıyorum ya, şimdi. Ya adamın bozacağı da ne çünkü? Hayır. Adam niye bozsun ya? Belki de bozmayacak. Bozmayacak. Yok, bozar. Şöyle bozar. Ben de bozmayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar ben bakın, bozacağına inanmıyorum insanların öyle ben şey. Bozacağına adım gibi eminim. Nasıl bir hareket yaparsa adım gibi eminim. Söyleyeyim size. Çok sert bir yukarıya hareket yaparsın. Ha. Aynı geçen seneki gibi. Evet. Çok sert bir yukarıya hareket. Ardından da yeniden baskılamaya başlarsın. Aşağıya doğru indirirsin. Evet. Kademe kademe. Evet. Düşecek onu, diye bozacak. O düşecek algısını yarattığın an itibariyle herkes dolarını satarlar, bozmaya başlar. Herkes. Abi, yine aynı. Herkes. Selçuk. Ama burada esas sıkıntı şu. Dediğin çok doğru. İkinizin de dediği çok doğru. Hadi diyelim fiyatlar artmadı. Fark etmez. Asgari ücretli ne yapacak? Ya bitti. Memur ne yapacak? Memura 4 vermişsin. İşçi ne yapacak? 2 ay, onu 6 ayda bir %4 falan emekliye şuna buna. Yani. Yani bizim önümüzde hani enflasyonun düşme değil, daha kötü çıkma riski var bak, şu an. Bak, bunun bir tek şartı devletin kesinlikle hemen sen, maaş zamları yapması. Pazartesi günü, yok. Pazartesi günü enflasyon açıklandı ya. Sağ olsun ben de Asli'ye bağlanacağım. Hmm. Neyse abi vasıtadan indim. Kapalı bir yerde olmam lazım. Kendimi bizim mahalledeki o üstümü değişeceğim öbür kanala gideceğim. Tesisatçıya attım abi. Dedim kapa kapıyı. Televizyona bağlantı yapacağım. Neyse ben değerlendirdim. Yayın bitti. Kulakları çınlasın. Dedi ki abi dedi şimdi sen söyleyince düşündüm dedi. Şimdi müşteriye gidiyorum dedi. Bir parça değiştireceğim dedi. 60 liradan aldım. 60 lira fiyat vermiştim diyor. Aradan dedi yani taş çatlasın bir herhalde 20 gün geçti dedi.
Şu anda parça 90 lira ve ben bunu şu anda tüketiciye nasıl anlatacağım? Müşteriye nasıl anlatacağım bilmiyorum. Anlatamaz. Al sana enflasyon. Sen sabaha kadar %15'te. Anlatamazsın. Tabii. Zaten 15'in palavra olduğunu biz burada kaç defa anlattık. Yani zam yağmuru yapıyor adamlar. Takır 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 takır. Ve aslında ne oluyor biliyor musun? Kişi başı gelirimiz elden gidiyor. Alım gücümüzü kaybediyoruz. Biz alım gücünü kaybederken hayat daha pahalılaşıp da biz artık yaşayamaz haldeyken üstüne bir de devalüasyon yaparsan zaten adamı öldürdün. Adamı öldürdün. Adamın kişi başı gelir diye övünüyorlar ya her sene arttırıyoruz. Devalüasyonu öyle öldürdün. Ya da oğul devalüasyonu öyle ya da böyle yapmak zorundasın. Başka çare yok. Bak başka çaren yok. Başka hiçbir şekilde çaren yok. Yoksa yatalak ekonomi devam eder. Evet. Yatalak ekonomi diyorum sana. Ama bizim oralarda öyle derler. Ama sana versem bu pozisyonda ne yaparsın? Ben hiç? Bak ben devalüasyon yaparak bu ülkenin ekonomisini düzelteceklerine inanmıyorum. Onu peki nasıl başına. Düzelir? Ha? Nasıl düzelir? Ya şimdi o zaman tekrar anlatalım. Yok yok o kadar yani, öyle iyi değil. İlk hareket. Yoksa reformlardan bahsetmiyor. İlk hareket ne yapardın ne mesela? Ha? Merkez Bankası toplantısı geliyor. Hmm. Yetki sende. Evet. Yapısal reformlarda mutabıkız. Ne dersen yap. Ya, kesin çözüme girme. Kesin çözüm olmadan zaten. Yani bunlarla oynayarak bilmiyorum ki ne kadar toparlayabilir. İşte yani hocam, aa, bence çak bunu hikaye bu abi. Bir dakika. Ya, nasıl toparlayabilir? Bir dakika arkadaşlar. Keskin yapısal reformlar olmadan elbette olmaz. Nasıl olacak? Bir dakika. Hayır senin ihracatın belli, ithalatın belli, borcun belli. Arkadaşlar. Kişi başı gelirim belli. Arkadaşlar deminden beri onu söylüyorum. Nasıl zaten. Olacak? Bak söylüyorum. Deminden beri onu söylüyorum. Aradaki tempereye gelmesin. Evet. Çünkü bir yanlış anlaşılmaya açık bir konu bu. Türkiye'de devalüasyon olmak zorunda. Pek çok nedenden dolayı. Bunlardan bir tanesi gümrük duvarı olacağı için. Evet. İthalatın önünü kesmek için. İhracatçını daha rekabetçi yapman için. Evet. İç üretimini canlandırman. O yapısal reformların önünü açabilmen evet. için. Yani sanayini, tarımını geliştirebilmen için. Evet. Yoksa sen bir pazar ülkesi haline gelirsin. Ki geldik 2001'den bu yana. Bir dolar, bir TL, güçlü dolar, şey güçlü TL, güçlü ülke falan safsatalarıyla bu hale geldik. Şimdi burada bir devalüasyon yaparsan ya da olursa yani sen yapmayabilirsin piyasa da yapabilir bunu. Adı devalüasyon olmasa yani devalüasyon yok bizim piyasamızda zaten dalgalı kurda. Noktada. Diyelim ki para değersizleşti o zaman abi geçen seneki gibi değil. Oturacaksın memuruna diyeceksin ki devalüasyon ne kadar oldu? %100. %100'lük zam yapıyorum kardeşim sana. Bu işin yolu bu. Kusura bakmasın kimse. Sen en fikrim eğer ki, orada eğer ki yerli tedariği de konuşman lazım. Yarı yarıya düşürüyorsan insanların satın alma gücünü dolar karşısına tekrar o dolar seviyesine çekeceksin. Başka çaren yok. Ya tabii ki öyle yapacaksın da yapıldı mı geçen seneki devalüasyondan söyle bir şey. Zaten problem o. Yapılmadı. Zaten problem o ama oradaki amaç şuydu piyasayı daraltmaktı. Evet işte piyasayı daralttılar. Dediğin noktaya katılıyorum. Aslında hemfikiriz galiba. İlk bence çok kısa sürede yerli tedarik yapabileceğin ve bu arada üretimi destekleyebileceğin alanları belirleyip oradan ithalat dengesinden cebe koyduğun parayı da vatandaşa vermek zorunda. Yani firmaların cebine para koyarak piyasayı hareketlendiremezsin. Vatandaşın cebine para koyarak. Aynen öyle. Araya gitmeden bir ara şey söyleyeceğim. Söyle. Hep klasik cümle. Sanayicinin durumu ne olacak? Onlar ara malı ithal ederek ürün üretiyorlar. Üretmeyecek kardeşim. Hayır, ara malını Türkiye'de üretecek. Kastettiğim oydu zaten. Yani işte kesin modele geçmen lazım. Aynen öyle. Yani kesin modele geçmeden böyle tedaviyle olmaz bu iş. Yani. Aynen zaten öyle. Ağzına sağlık. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından ilk üçgen online'la devam edeceğiz. Bu arada Metin Feyzoğlu'nun HSK'nın yapısını değiştirirseniz 2 lira düşer açıklamasında masaya yatıracağız. Ne? Sizlerle birlikteyiz. Oğlak Tuna ve Selçuk Geçer'le birlikte ekonomiyi mercek altına almaya devam ediyoruz. Ama şimdi önce izleyicimize bir bakalım değil mi? Tamam. Üçgen Online'da neler var Selçuk? Bu arada bizi rakamla 3gen online'dan takip edebilirsiniz. Memnun oluruz. Sevgili dostlar, şimdi Ali Söylemez diyor ki Suriyeli işsizlere iş bulmak için yanlarında bir Suriyeli'yi çalıştıranlarla bu işi çözemez miyiz? Türk işsizleri boş verelim. Nasıl fikir ama? Demiş. Neredeyse uygulanan da o, çok haklı. Hector, Selçuk Bey faizler kaç puan indirilirse döviz o kadar yükselir demişti. Bir açıklaması var mı? Böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum ama. Yani öyle bir teorim yok. Cevap.
Ama sen demiş olabilir misin? Faiz indiriminde dövizin tepkisi anlamında mı? Hmm. Ya tabii şimdi dediğim gibi geçen sene ile bu seneyi kıyasladığın zaman bakınca faiz indiriminin dövize teorik olarak bir etkisi olması lazım. Ama bu illaki birebir olacak diye bir kural yok. Çünkü biz bazı bilgilere sahip değiliz. Hı hı. Yani Trump'la acaba nasıl bir konuşmalar geçti? Amerika'nın bu konuda yaptırımları sert olacak mı olmayacak mı bunları bilemiyoruz ki. S-400 olmazsa olmaz, S-400 olayı kırılma yapacak deniyordu. Fakat sonra Trump'la bir konuşma oldu. Trump yumuşak açıklamalar yaparak S-400'de oluşabilecek bir ekonomik krizi erteledi ya da önüne geçti. Şimdi adamlar tavır değiştirir mi? Ne pazarlıklar var değiştirdi, arada? Değiştirdi, bugün açıklama yaptı. Bugün bir açıklama yaptı, bu sefer sert ama yani... Bakandan gelen açıklama, Trump yapsa aynı açıklamayı çok farklı etki ederdi Trump'ın, piyasalara. Bilemiyoruz yani. Yumuşak açıklama yaptığı gün burada Selçuk sen paylaştın galiba. Bir senatör herhalde öyle bir şey dememiştir demiş. Şimdi tabii. Şöyle bir gerçek var. Trump tüccar gibi yönetiyor Amerika'yı. Birebir tüccar gibi. Benim kulağıma gelen bazı haberler var. Biz Boeing'den 100 tane uçak almayı taahhüt etmişiz. Önümüzdeki 10 yıl, 15 yılda. Bu büyük bir rakam. Yani Türk Hava Yolları genişliyor, büyüyor, dünyada marka oluyor, güzel. Ama biz Airbus mı alacağız, Boeing mi alacağız? Bu karar çok, çok önemli. Girme. Tamam. Şimdi böyle bir söz verildiyse bunun karşılığında Trump belki de yumuşak olarak devam ediyor şu anda. Yani neler olduğunu bilmemiz lazım. Biz onları bilmeden doğru piyasaya nasıl etki edeceğini tahmin etmemiz mümkün değil. 3 Kasım 2020 geliyor. Yani Amerika'da seçimler geliyor. 3 Kasım 2020'ye kadar Trump'ın ne taklalar atacağını da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Gerçi tabii. En kötü ihtimalle şey yaparız ya, aldığımız uçakları yeni kapıda dizip sergileriz. Ya ben kişisel olarak bu tip, yani Trump'ın izlediği gibi politikaları izlemeye çok karşı yapısı olan bir adamım. Siyasetçi siyasetçi gibi olmalı. Devlet adamlığı farklı bir kategori. Yani böyle tüccar gibi ülke yönetmek çok yanlış. Ve bunlar Amerika'nın da başına bela olur. Neyse ki biz öyle bela yönetilmiyoruz. Ya şimdi tabii bizimkine girmeyelim ama yani nasıl anlatayım? Örneğin Suriye politikamız da bunun eşi. Anlatabiliyor muyum? Yani orada farklı bir devlet adamlığı devreye girseydi, bir dış politika devreye girseydi, biz bu 30 milyon Suriyeli ile karşı karşıya kalmayacak. Pardon, 5 milyon Suriyeli ile karşı karşıya kalmayacaktık. 30 milyar dolar. 30 milyar dolar. Paramız oraya gitmeyecekti. Yemin ediyorum bir hoplayasım geldi 30 milyon Suriyeli ya 30, deyince. Yani tabii Suriye'de o kadar adam yok büyük ihtimal. Yani şunu demek istiyorum. Ya adamlar kendi menfaatlerini korumak için neleri hesaplıyorlar? Bir Almanya falan. Tabii yani. Canım. Tabii. Ya adam bir tane vasıfsız Suriyeli'yi sınırından sokmuyor ya. Soktuğu adamda ya doktor ya mühendis ya bir şey, yani kendi ekonomisine bir şekilde katkı sunabilecek adam anca alıyor. Onu da binbir elemeden geçiriyor. Ya bizim kapılarımız açık. Almanya'da, biz herkese gel diyoruz. Almanya'da yani, Suriyeliler acayip şok yaşamış bu arada, biliyor musun? Yani gelir gelmez adamlara bir sigorta numarası veriyorlar. Evet. Hesap şu: yaşlanan Almanya'nın emekli maaşlarını oraya giden nitelikli Suriyeliler çalışarak ödeyecek. Evet. İşte devlet bu. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her santimetre karesinde kendi halkının menfaatini düşünen devlet adamlığını arıyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Ben onu alayım, pazarlık kozu olarak kullanayım, sonra şurada şöyle yapayım. Böyle olmaz ki bu iş. Ondan sonra Yunan adalarına karşı konuşamıyorsun. Adamlar 18 tane adaya çıkıyor. Doğu Akdeniz'de 2 tane gemi gezdiriyoruz. Adamlar güneyinde canını okudular. Petrol arazileri, doğal gaz kaynakları, bütün dünyanın savaş gemileri orada. Yani sen böyle kolay elindeki kozları harcamamalısın. Biz petrol arıyoruz orada ama. Yani arıyoruz ama ne kadar efektif arıyoruz belli i̇ki değil. İki gemimiz var orada. Ya iki gemi, üç gemi, dört gemi. Yani ben onu anlatmıyorum. Ben diyorum ki sen Kuzey Kıbrıs'ta bedel ödemişsin. 74 yılından beri orada sen bedel ödemişsin ve ödemeye devam ediyorsun. Bu bedeli bu kadar kolay harcayamazsın. Elinde bir as kağıdın varsa onu sonuna kadar kullanacaksın. Ve biz Kuzey Kıbrıs'taki varlığımızdan dolayı şu anda güneydeki doğalgazdan da hak sahibiyiz. Ama hukuki olarak bunu dünya kamuoyunda hala savaşını vermiyoruz. Kendi kıta sahanlığımızı bile daha biz açıklayamıyoruz hala. Ya bizim Akdeniz'de doğal haklarımız var.
Ya sen bunları tek taraflı açıkla çık. Benim hakkım budur şu kilometreye kadardı de. Dünya mahkemelerinde otur onun pazarlığını yap. Daha bunları bile yapmıyoruz. Ege'yi bıraktın sen. Güzel Ege'yi, onu. Ege'yi sen nasıl bırakıyorsun? Adayı bırakman demek kıta sahanlığını bırakman demek. Biz yani 90'lı yıllarda en kötü halimizde bir adada öyle Kardak. Bir kriz çıkardık Tabii. Kardak'ta. Gittik orada hakkımızı savunduk. Adamlar geri adım attı. Yani sen haklarını devlet olarak sonuna kadar santimetre karesini savunmak zorundasın. Bunu yapmak zorundasın ama biz çok açık oynayıp çok böyle ticari hareket edip asıl bizim belki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonrasında hala haklarımızın olacağı şeyleri kaybetme risklerimiz var. Bu risklere girmeye gerek yok. Günü kurtarmak için bu risklere girilmez. Doğru söylüyorsun. Ve biz 5 milyon Suriyeli alarak çok büyük bir iş falan becermedik yani. Bunu herkes böyle bilsin. Şu anda milyonlarca Türk işini kaybetmiş durumda. Ben dolaştığım zaman şaşırıyorum. Suriyeli garsonlar, Suriyeli ahçılar. Ya kardeşim sen kendi adamını aç bırakıyorsun. Kendi ülkesinde adam yabancı konumuna düşüyor. Yani bunu niye yapıyorsun bir şeyi ki? Bir ekle yalnız. Niye bak, yapıyorsun? Bu aynı zamanda reel sektör şu anda bu çok etik değil ve ahlaki de değil ayrı konu. Ekstra iflasların patlamamasının ve sorunu ötelemenin de bir aracı oldu. Yani gerçekle yüzleşmediler o yarı yarıya düşen maliyetten. Ha şu olur Amerika'daki gibi kendi halkın rahat yaşıyordur. O ayrı bir şey. Alt sektörlere formatı. Ucuz işçilik bulalım dersin. Meksika'dan oradan buradan ucuz işçiyi koyarsın. O adam da senin açığını kapatır. Ya burada öyle bir durum yok ki. Burada zaten kendi halkın senin sıkıntı içinde. Sen sıkıntı içinde olan halka bir de rakip çıkarıyorsun. O çıkardığın rakip daha ucuza çalışıyor. Ne oluyor? İyice baltalıyorsun. Yani artı, biz hani işçi ihtiyacı olan bir ülke değiliz ki. Biz zaten kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Artı Selçuk, robotik teknolojilere giden, karanlık fabrikalara doğru giden, Endüstri 4.0 ya da benim sevdiğim tabiriyle 4. sanayi devrimine doğru giden bir dünyada senin aslında mevcut işçini, çalışanını, çalışan diyeyim buna, sırf işçi değil, evet. Vasıflandırman gerekirken onları out'a atıp bir de vasıfsızları doldurdun. Evet. Yani robotiğe geçmeyeceğiz mi biz mesela? Bu hiç tartışılmıyor. Yani bunlar... Dijitalleşmeyecek bak, biz. Hiçbir ekonomide robotiğe geçmek falan öyle özel sektörün kararıyla falan olmamıştır. Amerika şu anda bilgi çağını kontrol ediyorsa... Bilgisayarlar ilk nerede kullanılmıştır? Uzaya adam gönderdikleri zaman. Adam hedefi uzaya da ayda ben diyor hayat arayacağım. Ama oraya ulaşırken o Ar-Ge roketi yapıyor. Oraya giderken orada kullandığı Ar-Ge ile bilgisayar sistemini geliştiriyor. Ondan sonra o bilgisayar sistemi özel sektörün eline geliyor ve halka sonra yansıyor farklı ürünler olarak. Yani devlet hedefi koyar, koyduğu vizyon ve hedefe ulaşırken bulduğu teknolojilerde o ülke tarafından kullanılır. Bizim öyle bir hedefimiz yok. Biz oralara nasıl girelim? Robotiğe girelim. Hadi hep beraber girelim. Böyle olan bir şey değil o. Senin koyduğun hedefle özdeşleşecek. Yoksa Türk özel sektörüne talimat var. Araba üretim. Öyle olmuyor işte bunlar. Burada, anlatabiliyor muyum? Baba yiğitlerden biri de çekilmiş. Ya bizim mantalite yanlış. Hani gol atmaya çalışıyorsun ama senin bir stratejin yok. Stratejin yok, karambolden gol. Vurayım topa birine çarpsın gol olsun. Böyle olmuyor ki bu işler. Senelerce çalışma istiyor. Bilim ve tekniğe çok önem vereceksin. Bilim ve tekniği açabilmek için ülkede çok büyük o bölgelere ek teşvikler vereceksin. Biz bilim tekniğe teşvik falan vermiyoruz. Tam tersi yılda 250 bin tane insanımızı beyin göçüyle kaybediyoruz. Sen kendi elindeki kıymetli elemanı tutamıyorken hangi bilim alanına açılacaksın da oradan özel sektörüne senin yardım gelecek de özel sektör ürün üretecek? Ya senin bir kez mantaliteyi değiştirmen lazım. Aslında net söylüyorum sana. Doğu kafasıyla düşünerek bu iş olmaz. Mantalitemiz bizim doğu felsefesiyle hala gitmeye çalışıyoruz. Sonraki bizi bir yere, doğu felsefesi. O bize bir yere, tabii sonraki. Önceki de biliyorsun değil. Daha tabii. Gelişmiş muasır medeniyet. Muasır medeniyet hedefini koyduğu zaman adam ona yönelik yatırımlara girmiş. 1930'da uçak üretmiş, bilmem ne yapmış. Yani görüyorsun yaptıklarını. 100 yıl geçmiş aradan, 2023'e ne kaldı şurada? 100 yıl ya ve sen hala o vizyonları koyamamışsın. Anlatabiliyor muyum? Peki. Yani 2015 yılındaki seçimde ben uçak üreteceğim demek bir vizyon değil. Onu 1930'da diyecektin. Demiştin zaten. Yani. Keşke uçak fabrikalarını kapatmasaydın. Üstad.
Üçgen onlar. Özel bankaların kredi faizleri çok yüksek. 12'sinde 3 puan faiz inse bu özel ve yabancı sermayeli bankalar kredi faizlerini düşürür mü? Krediler açılır mı? Diyor Muz Cumhuriyeti. Efendim... Soru alma kredilerine neden olur sadece? Aynı 2018 Ağustos'unda yaşandığı gibi bir kur şoku yaşanmadığı sürece bu 184 milyar dolar mevduatın büyük kısmı asla piyasaya çıkmayacak. Herkes inatla böyle bir kur patlaması bekliyor demiş. Kim demiş bunu? Bu arada o patlamayı bekliyor Sakal herkes de. Mesela o gün ne yapacağımızı da kimse bilmiyor. Geçtim ekonomi yönetimine. Evet. Ya, firmaların da buna yönelik bir çalışması olması lazım. Evet. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına gibi bir ya öyle söylüyorum. Bir devalüasyondan sonra Türkiye'nin artık IMF ile bir sürece gireceği gözüküyor. Öyle bir şeye girerse Türkiye IMF gelecektir. Mümkün değil. Yani öyle bir kur patlamasından sonra yani kendin ekonomini kendi başına çevirme şansın azalır yani. Ondan sonra da umutsuz çocuk diyor ki baylar gözden kaçan önemli bir ayrıntı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eskiden enflasyon hedefi vardı. Şimdi tahmini var diyor. Yani tutturmasa da önemli değil diyor. Doğru. Ha bir de şu var tabii. Yani biz geçen IMF'de çok büyük tavizler verdik Kemal Derviş zamanı. Tarımımızı bitirdik. Bütün fabrikalarımızı sattık. Bütün önemli bankalarımızı elden çıkardık. Ne tenis? Sigorta ettim. Sektörü gitti. Bankacılık gitti. Limanlar gitmeye başladı. Yani bizim limanlar bir evvelki gitti. Yani bir evvelki IMF sonrası Türkiye'nin başına öyle bir bela açıldı ki Türkiye dışa bağımlı bir ülke haline geldi. Şimdi IMF ne için gelecek kardeşim? Yani ne için gelecek? Yeraltı kaynaklarını mı bu sefer alacaklar? Ya, nedir dertleri? Yani problem, hani biz burada IMF bir düzenleyici olarak gelecek. Nasıl düzenleyici olarak gelecek? Tamamen pazarı kontrol altına almak. Tamamen işte Avrupa Birliği'nin ya da Amerika'nın bütün şartlarını kabul ettirmek. Oraya açacak. Arkadaşlar IMF açacak. Meselesini biz burada tartışacağız. Yani IMF ise eğer mesele IMF olacak. Hayır yani bundan sonra IMF geldiği zaman bir şeyler vermen lazım. Kıbrıs'ı mı vereceksin? Başka bir şey vereceksin? Veriyorsun. Bak, kalmadı ki verecek bir hatırlatayım şey. Hatırlatayım mı? Yani. Burada anlatmıştım. Bir daha bir cümle hatırlatayım. Biz 2000'li yıllarda yaklaşık bir 20 milyar dolar daha önce de böyle hep 15-20 milyar dolarlık anlaşmalar, standby anlaşmaları yaptık. Bugün senin yıllık ihtiyacın, hadi cari açık düştü, ben de düşüreyim, 150 milyar dolar civarında. 20 milyar dolar için senden alınan tavizlerle giderlerine tırpan vuruluyordu. 150 milyar dolarlık bir ihtiyaçla masaya oturursan gelirlerine el konur ve bunun adı düğünü umumiyedir. Evet. Bu kadar basit. Aynen. Bir de gelirlerine el koymak yetmeyecek. Diyecek ki arttır gelirleri. Tabii. Karşılayamıyor. Nasıl arttıracak? Vergileri arttıracak. Şu Metin Feyzoğlu'nu konuşalım mı ya? Tamam. Dur birkaç tane daha oku ya. Ya altınla ilgili bir şey vardı. Bir tane daha okuyayım. Tamam. Ona bir cevap vereyim bu arada. İyi akşamlar demiş Kaan. Ne Merkez Bankası faiz indirim, ne dolara müdahale vesaire. Altın aslanlar gibi uçuyor. Kimse tutamıyor. Müsaade eder misiniz? Lütfen. Altın 1560 dolar seviyesi kritik demiştim. 1560 dolar 3 kere denendi, kırılamadı, geri geldi. Şu anda 1500 dolar altının onsu. 1500 doları aşağıya doğru kırarsa 1280 dolara kadar gider. Ve büyük ihtimal o seviyeyi gidecek. Yani altın düşecek kim ne derse desin. Çünkü altın inanılmaz bir kar etti. Kar elde etti. O karı realize etmesi gerekiyor. Daha önce altına o 1200 dolarlarda yatırım yapanların. Sadece dünyadaki gelişmeler değil, bir de spekülatörler var. Onların para kazanması, o parayı realize etmesi gerekiyor. Diğer taraftan altını Türk lirasıyla kıyasladığın zaman dolar yükseldiği için şu an altın bir miktar toparlanmış görünüyor. Yarın öbür gün dolar yükselir, altının onsu düşer, senin aldığın fiyatta kalır, sen dolarda askıda kalırsın. Ya da dolar da düşer altınla birlikte, o zaman külliyen zarar ederse onu da unutmamak gerekiyor. Dikkatli olun, altın öyle sıkıntılı bir konu. Yükseliyor falan filan da demeyin yani. Evet, yani ben altınla ilgili şu anda 1500 dolar bu aldım. Sene başında bayağı bir yükseleceğine dair sene öngörüler başında belliydi vardı. Zaten. Evet, öngörüler vardı. Yani altın öyle bir şey ki tamamen spekülatörlerin elinde. Yani aynen. Adamlar 2500 dolara götürse nasıl götürdü diyemezsin yani. Götürür. Ama
bu bir kumar cenneti gibi. Yani sen ben riske giriyorum, 1500 dolardan alayım bakalım ne olacak diyebilirsin. Ha, hobi olarak bunu yapabilirsin. Açıkta paran vardır, o paraya da ihtiyacın yoktur. Dersin ki ben bunu alayım buradan, bakalım 2000 dolar olacak mı? Ama aşağı gelirse dediği gibi Selçuk, o riski göze alman lazım. Ya, altın böyle bir ürün. Aynen oğul, 1280 dolardı burada. Bu ekranda söyledim. 1280 dolardı, dedim ki altında dedim müthiş bir yükselme potansiyeli var şu anda. Muhtemelen 1500-1560 dolara kadar gidecek dedim. Bundan daha da çıkabilir. 4 ay önce, 4 ay önce 1280'de. Daha da yükselebilir. Yani daha da yükselmez. Nedenini söyleyeyim sana. Yani daha da yükselmeme sebebini söyleyeyim. Yükselir de nereye kadar yükselir? 2011'de bu altının en tepe noktası, iğneyle değdiği nokta 1912 dolar. Evet. İğnesiz değdiği nokta, yani işlem yapılabilir noktası da 1830 dolar. Evet. Yani bugün 1500 doların üzerine %20 koyarsan 1800'e ulaşıyorsun. Ben bu rakamları tek tek inceliyorum yani. Evet. 1800 dolara %20 karı mı hedefliyorsun, yoksa %50 zararın riskine mi gireceksin? Yani, ona kendin karar vereceksin. İşte bir cümlede FED faizleri da düşürdüğü için oluyor. 17-18 düşürürse ne yapacak bilmiyoruz daha. Ha? Haftaya onu konuşuruz. Düşürme ihtimali her geçen gün zayıflıyor FED'in. Zayıflıyor ama işte, şu var bak, altınla ilgili mesela 2011'den farklı bir nokta daha var. Onu da dikkatinize sunayım da. Şöyle bir gerçek var ki, mesela İngiltere Merkez Bankası Başkanı ilk kez merkez bankalarının kontrolünde bir dijital parayı telaffuz etmeye başladı. Tabii. Yani bu bahsettiğimiz kripto paralar değil, başka bir formattan bahsediyor. Kripto para ama daha devlet kontrolünde bir kripto para. Şu anda bildiğimiz kripto paralar değil. Onlar değil. Vurgun parası. Bu birinci faktör. İkincisi, bizim Merkez Bankası da yapıyor. Son en az bir buçuk yıldır bütün merkez bankalarının altın, dünyadaki bütün paralar riskli olduğu için, ekonomiler riskli olduğu için altın alımını çoğalttığını da bu yükseliş içerisinde birlikte okumak lazım. Bir tane daha okuyayım. Canberk Demirdelen, bizim en eski izleyicilerimizden birisi, diyor ki bir, dövizimi bana bozduramazlar, bozsam da bankada olmaz. Birinci görüşü bu. İkinci görüş, konut fiyatları yerinden oynamıyor. Herkesin burnu havada. O burunlar kırılsın hele. Bununla ilgili bir cevap vereceğim ben. Üç, bunların gözü benim gibi parasını yurt dışına çıkaramayanların birikiminde demiş. Şimdi ben ikiye cevap vereyim müsaade edersen. Evet abi, konut sektöründe 0.99'a indirildi faiz oranları ve hatırlıyorsam burada programda söyledim. Zam yaptılar dedim. Dedim ki zam yapacaklar dedim, bak daha faizler belli olmamıştı. Bu indirimi yaparlar, müteahhit bunun iki katı zam yapar dedim. İki katı zam değil, üç katı, beş katı zam yaptılar abi. 300 bin liralık ev oldu 400 bin lira. 200 bin liralık ev oldu 250 bin lira. Yani sen 0.99'la uygun faiz uygun kredi çekeceğim diye düşünüyorsun uygun faizle. 0.99'da onu çekiyorsun ama adam sana %30, %40 zam yapıyor. Evet. Yapmayın be kardeşim. Yani müteahhitler bas bas bağırıyorsunuz batıyoruz diye. Devlet size dev kıyak yapıyor aslına bakarsanız. Görev zararı. Görev zararını göze alarak, yani vatandaşın vergisini göze alarak yapıyor. Vergiye kesiyor, cezaya kesiyor bunun bedelini. Müteahhitler de bunu bir fırsat olarak kullanıp %20, %30 zam yapıyorlar. Fırsat mı yoksa müteahhitlerin bugüne kadarki yapısındaki çarpıklık mı, onu tartışırım. Çünkü müteahhitler çok iyi gittikleri söylenen dönemde bile yenisini yapmadıkları anda batacak pozisyondaydılar. O yüzden sürekli yeni yaptılar, yeni yaptılar. Çünkü yenisini yapıp eskiyi finanse ettiler, yenisini yapıp eskiyi finanse ettiler. Şimdi yeniyi yapamıyorlar, o arada da o parayı çıkartmak istemiş olabilirler. Geldik Feyzoğlu'na. Adli yılın açılışı arkadaşlar. Bu arada birkaç detay vereyim. Daha raporu çok iyi okumadığım için geçen hafta size bahsetmedim. Geçen hafta ben daha iyi yargı derneğinin bir toplantısı vardı. Ben toplantıya kalmak yerine bizim yayın var diye bir gittim. 20 dakika falan Başkan Mehmet Gün'le bir sohbet yaptık. Yani bu adli yıl stratejisi, yeni yargı stratejisiyle ilgili görüşlerini, düşüncelerini ortaya koymuşlar. Çok çarpıcı başlıklar vardı. Mesela orada Türkiye'de birincisi
yarım yamalak, yani doğru şeyleri söyleyip yarım yamalak yapıldığını ifade eden raporda en özetle bunu söyleyeyim. Bizim burada çok konuştuğumuz dürüstlük ilkesinin mutlaka yargıya getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Aksi takdirde tarafların direkt hakimi kazanmak uğruna farklı yönlendirmesiyle bütün yükün hakimlerin üzerinde kaldığı ve o yüzden de işlerin tıkanma noktasına geldiğini söyleniyor. İlginç bir istatistik daha var yine raporda. Türkiye'deki yargılamanın ortalaması ne kadarmış biliyor musunuz? Bir davanın Türkiye ortalaması 4 yıl 2 ay. Şimdi 4 yıl 2 ay dava yargı ortalaması olan bir ülke zaten doğrudan yabancı sermaye gelmez. Normal sermayede en azından sorununu oraya gitmeden çözmeye çalışır. Yine Mehmet Gün'le, avukat Mehmet Gün'le, başkanla sohbetimiz sırasında mesela arabuluculuğun da çok tatlı sonuçlar vermediğini, evet sistematik olarak itiraz etmediklerini ama içtihat kapısını kapattığını gibi bir takım çekincelerini de dile getirdi. Mahkemelerin çok ağır bir yükünün harçlar olduğunu söyledi biliyor musun? Mahkemeler harç işiyle uğraşıyormuş. Bu aile davaları falan filan gibi noktalarda harçların kaldırılması gibi falan bir takım önerileri de var. Ben Arzu Eden'in mutlaka bu Daha İyi Yargı Derneği'nin raporunu, bu strateji, olası stratejinin değerlendirmesini okumasını tavsiye ederim bu vesileyle. O gün adli yargının açılışında gitmesi çok tartışıldı, gelmesi çok tartışıldı. Ben bunların hiçbirinde değilim. İnsanlar bir yere giderler, gitmezler, kendi inisiyatifleridir. Giderler, doğru bildiklerini söylerler, bu da ayrı. Fakat Türkiye, şu cümlelerin herhalde hepimiz altına imza atarız. Türkiye'de yargıyla ilgili, yargı sistemiyle ilgili bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Zaten hani hükümet de bir strateji belgesi açıkladı. Bu sorun ekonomik olarak risklerin artmasına neden oluyor. Eğer burada doğru işleri yaparsak riskimiz azalır. Belki buraya daha tırnak içerisinde söylüyorum. Buraya gelecek o manada bir sermaye olmamakla birlikte sermaye akışı sağlanabilir. Bu söylenebilir mi? Söylenir. Fakat Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, HSK yapısında yapılan değişiklikler ve peşinde anayasa destekli değişimin dolar fiyatlarında 2 lira gerileme meydana getireceğini belirtti. Demin söylediğim bir yargı. 2 lirayı nereden çıkarttın? Yani ben Sayın Feyzoğlu'nun kredibilitesini burada noktaladığını düşünüyorum. İşte bunu nasıl söylersin ki? Sen söyleyebilir misin? Şunu yaparsan dolar 4 lira geri gelir, 3 lira geri gelir, 50 kuruş geri gelir. Bunu yani düşüş trendi falan bir sürü şey uydurabilirsin. Rakam verebilir misin ya? Şunu yaptın, bir de HSK. O zaman bakkallar odası da çıksın desin ki perakende yasasını çıkarın 3 lira geri gelir. Hayır, oğul bunu verebilir. Oğlun şapkası ekonomist ama yani. Bunu sen de verebilirsin, ben de verebilirim. Hayır, dersin ben diyorum açıkça söyleyeyim yani diyorum ki doların böyle bir hedefi var ama bu olursa böyle olabilir Selçuk, diyorum. Arada fark yani var. Bunu ekonomistler söyleyebilir. Arada fark var. Ama sen, hukukçuların söylemesi. Hayır. Arada bir fark var. Sen diyorsun ki ekonomik olarak bunlar tamam. Olursa şu olabilir, bu olabilir. Evet. HSK'nın yapısını düzenleyince nasıl 2 lira geri geliyor? Evet. Bunu anlamı hiçbir ekonomik temeli yok ki bunun. Ben şimdi temelde şöyle söyleyeyim, olaya şu noktadan yaklaşayım. Toplumda önemli konumlardaki koltuklarda oturan insanların bakış açısı önemli. Şimdi Barolar Birliği önemli bir koltuk, başkanı oturuyorsun. Ya orada siyaset yapmaman lazım. Orada görevini ifa etmen lazım. Bu siyaset mi? Siyaset yapıyor. Yani evvelden de yapıyordu. Bir kesimin hoşuna giden bir siyaset yapıyordu. Ya siyaset yapma merakın varsa istifanı verirsin. Aslanlar gibi istediğin partiye girersin, siyasetini yaparsın. Yani bir yerde oturayım,
aman buradaki pozisyonum kaybolmasın ama ben siyasete de göz kırpayım, onu da yapayım, ileride işte bakanlık yapayım, şunu yapayım. Ya siyasette varsan gireceksin. Dışarıdan ya, olacak iş değil bir o. Bir şey söyle de şimdi, ya, siyasi eleştiri değil siyaset. Tabii. Aradaki farkı... Tabii. Doğru mu anladım? Tabii ki. Yani siyasi eleştirilerde bulunabilirsin ama siyaset yapmak başka bir şey. Ya siyasi eleştirileri de belli bir şekilde yapabilirsin. Toplumla alakalı kendi görevinin hakkını verecek konularda yapabilirsin. Tamam. Ama şimdi ekonomiye bulaş, ona bulaş, başka bir kesimle uğraş. Yani o koltukta oturan adam o işi yapmayacak. O işi yapacak adam da oradan ayrılacak. Ama biz işte toplumda kimlik sahibi olup bütün topluma kendini tanıtmak için o koltuğu kullanıyorsa o işte artık kişi gaspına giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ticaret odası başkanı kalkıyor siyaset yapıyor. Bilmem ne başkanı kalkıyor orada. Ya tamam, siyasi hedeflerin olabilir senin bu ülkede. Ya bunu kimse yatsıyamaz. Başarılı da olma ihtimalin olabilir. Ama onun yeri ayrı. Anlatabiliyor muyum? Onu yapacaksan böyle gündemde gelmeyeceksin. Sadece kendi konumunda başarılı olacaksın. Adamlar diyecek ki ya hakkını verdi, burayı çok iyi yönetti. Devrim niteliğinde kararlar aldı. Burada çok iyi parladı. Ondan sonra siyasete girersin, istifa edip gidersin. Yani ben hep babamdan örnek veririm. Başhekimdi adam. Adam Bakırköy'ün başhekimiyken siyaset falan hiç yapmadı hayatında. Ben görmedim. Her zaman hastaneyi ilerletmeye çalıştı. Orayla gündeme geldi. Hep hastaneyi taşıdı halka ve orayı daha ilerleterek çok güzel bir hale getirdi ve insanlar bayıldı. Dedi ki ya böyle bir yer görmedik. Böyle yap. Orada başarılı ol. Ondan sonra o başarını sen bir kartvizit haline getirip siyasete gir. O da 12 yıllık başhekimliğinden istifayı verdi adam. Girdi siyasete, girdi seçime. Ha, kazandı, belediye başkanı oldu. Bu sefer orayla başladı çalışmaya. Yani hedefin siyasi olabilir. Çok kıymetli olabilirsin. Ailende siyasetçiler olmuş olabilir ve sen aynı onur gururu yaşamak isteyebilirsin. Ama bunun yeri orası değil. Orada sürekli 10 sene 15 sene oturup da siyaset yapmak o işin yolu değil. Siyasette başarı sahibi olmak istiyorsan girersin, mücadeleye verir, başarılı olursun. O başka bir kulvar ama. Yani ben bunları karıştırdığımızı düşünüyorum. Ya bu iş böyle yapılmıyor yani. Orası başka bir arena. Gir orada arenaya, bir görev al, kendini göster. Çatır çatır siyaset yap. Hükümeti de eleştir. Şunu da yap, bunu da yap. Ya, bir dakika, rahmetliden yola çıkalım. Evet. Bir de ben o süreci çok iyi bildiğim için, ben de Bakırköy'lü olduğum için iyi takip ediyorum. Yani hastane döneminde bildiğim için. Mesela Bakırköy'de başhekimken sağlık politikaları ile ilgili açıklama yapabilirsin. Ya yapabilirsin. Ama ekonomiden bahsedemezsin yani. Ya bununki tabii çok komik. Yani bu benim yargıyla ilgili burada atıp tutmama benziyor. Yani ben bilir miyim o konuyu? Bilmem. Bilmediğim konu hakkında da yorum yapmam. Yani dolar 2 lira birden düşecek demek ya olacak iş değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu akla mantığa ekonomik anlamda sığmıyor da yani. Hele bunun yargıyla ilintisini bulup yapmak, o daha da komik bir şey. Yani tamam, yargı çok önemli. Özellikle dış yatırımın gelmesine, senin vurguladığın gibi senin ne kadar şeffaf bir yargı sistemin var, ne kadar hızlı sonuç alabiliyorsun. Bunlar çok önemli. Ama bunun ekonomiyle bir alakası yok. En direkt azından, olarak. Kurla bir alakası. Yani kurla direkt alakası, kurla tabii, alakası yok. Direkt kurla alakası yok. Belki onu, de mahsus yaptı. Belki de şey yapmak istedi. Ya, o kadar önemli bir konu ki doları bile 2 liraya indirir. İşte 2 lira daha indirir. Ha, 2 lira daha indirir. Yani öyle bir örnek gibi koymuş olabilir. Ama yani ben Metin Feyzoğlu'nunla ilgili çok benim başlarda iyi düşüncelerim vardı. Göreviyle öne çıkıyordu falan. Ama sonra bıraktı görevini. Kapı kapı, sokak sokak dolaşmaya başladı. Mitingler yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ben nereye yürüdüğüyle ilgili kafamda soru işaretleri oldu. Ondan sonra son dönemdeki izlediği politika bambaşka bir yere doğru onu savuruyor. İnşallah kendisi için hayırlı olur. Ama ben yani ekonomiyle ilgili yorum yapabilmesi için bana getirecek diploma. Koyacak benim önüme. Ben diyecek, şurada diyecek. Master diploması yaptım, olmasa bile yaptım. Üstad, ekonomik temeller üzerine kurgulanmış bir mantık. Mantığını kabul edersin etmezsin ama şu gerekçelerle dersin. Ya amatör olarak takip edebilirsin, hobindir, o da ayrı. Fakat burada ben siyasi bir mesaj algılıyorum. Siyaset yapıyor. Güzel. Selçuk, sana da soracağım aynı soruyu. Ve sence Bakkallar Odası perakende yasasıyla ilgili bir çıkış yaparak doların 3 lira daha gerileyeceğini söylemeli mi? Ama ona dönüyor. Vallahi sevgili dostlarım, ikiniz de zaten söylenecek her şeyi söylediniz. Ben bir şey söylemek istemiyorum ya. Artık
iş tatsızlaşıyor çünkü gördüğüm kadarıyla. Hayırlısı diyelim yani. Peki, hayırlısı diyelim o zaman. Birer cümle bunu açalım bence. Berat Albayrak enflasyon işte %15 çıktıktan sonra özellikle aylık bazda üretici fiyatlarının artışının daha geride kalması enflasyon düşüş trendinde dedi. 12 aylık vurgumu yaptığım için ben yorum yapmayacağım. Enflasyon geriye mi gidiyor sorayım. Enflasyon geriye gitmiyor ama bir sabitlendi bir 15 civarında 3-4 aydır oralarda duruyor. Ama hükümetin izlediği politikalara bakıp da enflasyon düşüş trendinde demek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü sürekli zam geliyor her şeye. Her şeyin bu kadar zamlandığı ortamda nasıl düşecekmiş bu enflasyon? Yani nasıl düşecek? Şunu da açsana. Enflasyon sabitlendi dedin ya 15'lerde. Evet. Enflasyon neye göre sabitlendi? Geçen senekine göre baz etkisiyle değil mi? Evet. Ben de bir soru sorayım mı kendisine? Lütfen. Her şey zamlandı diyorsun da sabit kalıyor enflasyon. Ya işte ben... Bir dakika düşmesini geçtim ben tamam, de. Tamam. Düşüş eğiliminde olmadığı fikrini geçtim de sana soruyorum ekonomist olarak. Yoksa hukukçu muydunuz siz? Neydiniz tam olarak? Karıştırdım bir anda. Ben yargı reformunu anlatacağım sana şimdi. Ha, tamam, neler yapılmalı Türkiye'de? Yargı reformunu anlat, 2 dolar düşsün. Ben şimdi, de askeri stratejileri anlatacağım. Niye o mu sıcak geldi sana? Ne bileyim. Ha, o bir anda sıcak geldi. Yani üstüne, bir an geldi. Yani sahiden çok basit düz bak. Evet. Las kafasıyla soracağım sana. Evet. Hani vardır ya böyle las kafasıyla soracağım. Şimdi yok, alındıracaksın. Alınma değil. Lazların öyle bir uyu var. Hoşuma da gidiyor. Dümdüz soruyor adam yani. Dümdüz söylüyor ya da tamam mı? Dümdüz. Tamam mı? Las kafasıyla soracağım sana. Her şey zam geliyorsa, yani her şeyin fiyatı artıyorsa nasıl yatay gidiyor? Hadi cevap. Ya şu anda zaten bana ters geliyor. Yani bu rakamlar nasıl çıkartılıyor? Benim onunla ilgili kuşkum var. Çünkü bu kadar doğalgaza zam, bu kadar petrole zam yaparken çaya, şekere, sigaraya, ona buna her şeye %15 ile 20 arası zamlar geliyor. %33, %40, %50, yani, %100. Ha dövizin bir etkisi var. Hani 6.20'lerden geldi 5.70'lere, 5.40'lara, 5.50'lere. Onun bir etkisi var ya enflasyon üstünde belki. Ama sen bu kadar reel anlamda zam yaparken 15'te kalması şüphe uyandırıyor. Yani TÜİK başkanının değiştirilmesinin buna etkisi var mı yok mu? Bunu da sorgulamak lazım yani. Berat Bey'in arkadaşıymış galiba. Yani şimdi işte dediğim gibi Merkez Bankası senden, TÜİK senden, her şeyi sen kontrol ediyorsun. Yani kendi ekonomik laboratuvarını yaratabilirsin yani. Ama bizim kredibilitemiz sarsılmaya başlayabilir. Türkiye'deki çıkan istatistiklere yabancılar artık güven duymayabilirler. Peki bir dakika. Bu da bizim başımıza bela oğul, açar. Oğul Selçuk ben de duymuyorum. Çünkü Allah'ın hikmeti. İki enflasyon açıklandığında da çok garip bir şey oldu. Ben hatırlıyor musunuz? Geçen ay enflasyonun düşük çıkarıldığında sabahları aldığım açmaya %25 zam geldi. Evet. Bu enflasyonda da yine mi açmaya geldi? Yine mi patlattı? Hayır işte. Dolmuşlar %25, indi bindi minibüs %25 zamlandı. Ama enflasyon düştü. Okul servisleri %13. O ayrı bir şey. Otobüslere de geldi, taksilere geldi. Ama bunların hepsinde İmamoğlu yaptı. Ya tabii. Geçen sene şöyle söyleyeyim. Velev ki İmamoğlu yaptı. Bir şey soracağım. Velev ki İmamoğlu yaptı. Tamam mı? Hepsini İmamoğlu yaptı. Ankara'dakilerin hepsinde Mansur Yavaş yaptı. Tamam mı? AK Partili belediyelerin hiçbirinde zam yapmadı. Tamam mı kardeşim? Abi biz Kadir Topbaş zamanında bile demiyorduk ki bunu Kadir Topbaş yaptı. Hayır. Velev ki AK Partililer de yapmadı. Hep CHP'li belediyeler yaptı. Tamam mı? Ya bunun genel bir enflasyona hiç mi etkisi olmaz? Olmaz. Oluyor işte. Olmaz. Ayrıca benzine gelen zamlar da sen burada kötü niyetlisin. Onlar da CHP yapıyor. Hayır onları pompacılar yapıyor. Yani bu rakamlar akıl sır ermeyecek rakamlar. İmkaz. Ve enflasyonla savaşıyorum deyip üst üste zam yapmak neyin nesi? Ben bu arada bunlar hep ya. Senin söylediklerin devlet ve kamuya ait zamlar. Evet. Ya da tüzel yani kamu tüzel kişilerinin yaptığı zamlar. Mesela Çaykur'un yaptığı zam marka değil bu. Çaykur'un devlete ait olduğu için söylüyorum. %15 zam yaptı. Genel müdür geçen ay %15 daha yaptı. Doğalgaza %15 zam yaptılar. Üzerine bir %15 daha. Bir ay arayla üstelik bak. Ve bunu biliyorduk biz. Çünkü üreticiye ve dağıtım şirketlerine %30 zam yapılmıştı seçim öncesinde. Seçimler sonrasında bu katmerli katmerli çıkartacaklar diyorduk.
Bu kamuya ait zamlar. Şimdi soruyorum sana. Yine ben sorayım, siz cevaplayın. Bu kamu sadece şahıslara değil, aynı zamanda üreticilere de yapıyor bu zammı. Erdal Bahçıvan, İSO daha doğrusu isyan etti. İsyan etti. Şimdi üreticiler de bu zammı alınca, ya biz Hilal Ahmer için çalışıyoruz, kar falan hedefimiz yok, batarsak batalım demiyorlar muhtemelen. Değil mi? Tabii. Onlar da zam yapıyorlar ki, ben girdiğim birçok indirim marketinde falan bir ay önceki fiyatları bulamıyorum. Siz buluyor musunuz bilmiyorum. Ya da bana gıcıkları var. Biz indirim marketlereyiz. biz zenginiz. İndirim marketlere. Bizim öyle şeyle işimiz ben yok. Direkt indirim marketlere. Abi yani ne kardeşim ben sizin gibi değilim. Ben de eskiden havyar yiyordum ama bu son kriz çok vurdu beni. Vurdu, havyarı kestin. Devam et sırrını. Velhasıl şimdi sürekli oralarda da fiyat artıyor. Evet. Yani kamu değil sadece zam yapalım, onu söylemeye çalışıyorum. Ya, nereden bulunuyor da %10, bak bir de %15 değil arkadaşlar. O kadar güzel çalışmışlar ki 15.01, bu küsuratı koydum mu çok inandırıcı oluyormuş. O 0.1'e nasıl ulaşılmış? Evet. Hadi bunu bana açıklayın şimdi. Ekonomist açık. Yani bu enflasyon rakamlarını açıklamak mümkün değil. Ha niye zam yapıyorlar? Bütçeyi tutamıyorlar çünkü. Onun için zam yapıyorlar. Tabii. Onun sebebini biliyoruz neden yaptıklarını. Fakat bu zamları yapıp enflasyonu düşürmek 9'lara Aralık ayı için. Yani böyle bir şey tarihi yazamaz. İstersen oraya kendi adamını koy. İstiyorsan sen TÜİK başkanı ol. Gene yapamazsın abi. Rakamlar ortaya çıktığı zaman nasıl yapacaksın? TÜİK'in de aldığı istatistik envanteri var. O envanterin içindeki ürünlerle oynuyorsun. Tamam anladık. Ama pimpon daha tehlikeli topu. Bir şey yok. Var o. Neydi o? Pimpon topu. Pimpon topu, tornavida başı bilmem ne. Hadi onlara girdi. Enflasyon aletleri falan girdi şimdi. Hadi oralara girdi. Ya ne kadar girersen gir. Tamam ya. Ben sana bir şey daha sorabilir miyim? Sayın moderatörüm. Çok gıcık oluyor ya bunu. 418 tane ürün var. Evet. Sepette. Tamam mı? 243 tanesine zam gelmiş. Evet. Fiyatları artmış. Zam gelmiş demeyelim. Bu da kesin transfer bekliyor. Düzenleme. Tamam olmuş. Belli oldu. Senin düzeltme yapılmış. Yeni kanalına. 243 tanesinde düzeltme var. Yanlış söylemeyeyim. 43 tanesiydi galiba sabit kalmış. 133 tanesinin fiyatı düşmüş. Oh. Nasıl %15 oluyor? Hadi bunu açıklayın. İşte o 133 tane, 133 tane düşmüş. Saçma zaman konuşma. Olur öyle. Arzı çıkartıyor sürekli. Ya bak burada daha tehlikeli Selçuk bir şey var. Selçuk bu hükümeti kıskanıyor. Üstad daha tehlikeli bir şey var. Ben dış güçüm ya. Selçuk ben daha tehlikeli bir şey var. Fark ettim yani. Şimdi bizim burada biraz şakayla karışık sadralaşık konuştuğumuz ama aslında hepimizin sokağa çıktığında iliklerimize kadar hissettiğimiz hayat pahalılığı var ya. TÜİK bunları açıkladıkça, gerçek hayatla makas açıldıkça artık kurumun inandırıcılığı, çok özür diliyorum ama, gitgide sıfırlanıyor. Ve çok kötü bir şey bu. Aynen öyle. Bizim buradan çıkarken bu kurumlara ihtiyacımız var. Devlet kurumlarına güven bittiği an itibariyle ekonomi bitmiştir arkadaşlar. Bunu Merkez Bankası için de söylemedik mi zamanında? Merkez Bankası için, TÜİK için, siyaset kurumu için, işte hukuk kurumu için, herkes için söyleyebiliriz. Şu anda vatandaşa çık sokakta, devlet kurumlarına güveniyor musunuz kardeşim diye sor. Hangi kamera zaman? Yoksa, mikrofon yoksa... Başka konuşur. Tamam mı? Asla güvenmiyorum der. Yani 100 kişiden 90'ı bunu söyler. Üçgen online yapalım mı? 3 dakika var. Yapalım mı? Yapalım. Oğul Bey bir şeyler söyleseydi önce. Yok, çözemiyorum. Fikirler aynı. Zaten Oğul diyorum ya, kurumları tartışılır hale maalesef getirmemiz bizim için dezavantaj. Yabancı bile yatırım yaparken bakacak bu kurumların istatistiklerine inanmayacak. Yabancıyı da boş ver. Biz buradan çıkarken bu kurumlara ihtiyacımız yok. Var. Tamam. Bir dakika. Demin de bu tweet gelmişti Mustafa Atalı'dan. Okuyamamıştım. Şimdi okuyacağım. Oku. Bir cevap vereceğim. Siz de buna cevap verin. Tek tweet yapalım. Çok önemli bir tweet. Tamam. Diyor ki Mustafa Atalı, Selçuk Bey, oğul Bey, Çetin Bey. TÜİK kişi başı milli geliri 45.000 TL olarak açıkladı. Asgari ücretlinin net 2020 liradan... Yanlış. 1800 lira alıyor asgari ücretli. Agi ile birlikte 2020. 45 bin lira mı? 2020 diyelim biz. 2020 liradan yıllık geliri 24 bin lira. Bu durumda asgari ücretli 21 bin lirayı kimden ve nereden alacak diye soruyor. Şu anda kur ne?
Bir dakika, hesap yanlış. Sen bilirsin 5.70. 5.75 de hesap yanlış. Onu bir düzelteyim. Ona göre alacağınızı tahsil edin. Şimdi Mustafa Bey, tek başınıza mı yaşıyorsunuz? 4 kişilik bir aile misiniz? Ya da 3 kişilik bir aile misiniz? Mesela 2 yaşında ya da yeni doğmuş 0 yaşında bir çocuğunuz var mı? 1 yaşında bir çocuğunuz daha var mı? 2. Eşiniz var mı? Siz var mısınız? Etti 4 kişi. Bu 4 kişiyi çarpı 45 bin yapacaksınız. Yani ailenize giren kişi başına düşen milli gelir çarpı 4 olacak. Çünkü bu kişi başına düşen milli gelir toplam gelirin nüfusa bölünmesiyle bulunuyor. Bak hep aynı hata yapılıyor Türkiye'de. İnsanlara böyle bir illüzyon yapılıyor. Bir cümle söyleyeyim mi? Yani son bir cümle son bir kelime söyleyeyim, sen söyle istediğin kadar. 45 bin çarpı 4 kaç ediyor? Sen iyidir matematiğin. 160-180 bin lira yıllık evine para girmesi gerekiyor abi senin. Evet, 180 bin liraya göre hesabını yap. Yani senin alacağın 21 bin lira değil, pay da var onun 84 bin lira alacağınız var sizin. Bir cümle söyleyip oğula bırakacağım. 45 bin lira mı dedin? Bu arada ailede bir tek kişi çalışıyorsa daha fazla. 45 bin lira. Kişi tamam. Başına düşen 5.75'e bölürsen Türkiye'nin zaten sadece 4 işlem matematikle bile milli geliri 7.826 dolar. Başka bu arada bilmiyorum. Bu ailede bir kişi çalışıyorsa, iki kişi bak, çalışıyorsa, üç kişi, dört kişi fark eder yani. Hani bize orta gelir tuzağı falan diyorlar ya, 9.000 dolarlar 10.000. 45 bin lira TÜİK açıklaması. Bugünkü kurdan böldüğünde 7.826 ben dolar. Ben de şöyle ilave edeyim. O rakamlar palavra. Çünkü Türkiye'nin %5'i, Türkiye'deki gayri safi hasılanın %70'ine yakını alıyor artık. Bu çarpık ekonomik sistem sayesinde Özallı yıllardan bugüne kadar bir kesim zengin oldu. Ortalama kişi başı gelir diye bir şey Türkiye'de yok. Yok tabii. Belli bir kesim zengin, Avrupa standartlarında yaşıyor. Avrupa'da kazananlar gibi kazanıyor. Ama o kesim Türkiye'nin sadece %5'i, belki %8'i. O %5, %8 gayri safi hasılanın %70'ini alıyor. Kalan %30'u da alt gruplar paylaşıyor. Ondan dolayıdır ki asgari ücretli adamın durumu ortada ve neden bu rakamların çok altında kalıyor? Çünkü o aradaki farkı yukarıdakiler kazanıyor. Tabii canım. Biz gelir dağındaki adaletsizliği çözmeden bu ülke bir yere gelemez. Sen bir de çok iyi niyetli söyledin. %3'ü geçtiğini düşünmüyorum ya, ve %90'ını alıyor gelir. 90'ını alıyor. Yani tabii, ben gene istatistik olarak yani daha şey yaptım ama Türkiye'nin orta direkt denen kesimini zaten öldürdüler. Bitti, kalmadı öyle bir şey. Bu 185 milyar dolar döviz tutan kesim de o kesim zaten. Yani halk gidip bozdurarak dövizi bir hamle olmayacak. İşte ben de o kesim ne yapacaksa ona göre hareket edecek. Türkiye'de orta direkt var. Ha. Yanlışsın. Ha. Gösteriyorum. Gösterebilir miyiz arkadaşlar? Bakın Türkiye'nin orta direği budur. Ha. Görüyor musunuz? Ortada bir direk var. Ha, direkt. Bu gelir dağılımımız bizim. Evet. Öyle üçgen piramit falan değil. Burada şu tepede 3-5 kişilik ballı kaymaklı yandaş müteahhitler bulunuyor. Tamam mı? Malı bunlar götürüyor kardeşim. Evet. 80 milyonun parasını bunlar sömürüyorlar. 80 milyonun parasını 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhit sömürüyor. Burası da abicim halk, bak şu taban var ya, halk. Halk. Bu halk burada dipte sürünüyor. Aynı Orta Çağ Avrupa'sı gibi. Onların artıklarıyla yaşamaya çalışıyoruz. Sen de ben de hepimiz böyle yaşamaya çalışıyoruz. Ez cümle, süre bitti. Bu kadar işte. Ez cümle. Tamam, söyleyecek bir şey yok. Efendim bizden sonra Esra Yıldız'la günü kapatacaksınız. Şimdiden onun da duyurusunu yapalım. Biz haftaya pazartesi saat 21'de yine üçgen diyeceğiz. Birlikte olalım. Hoşçakalın.